kimseye verme bunu. Bunu kimseye verme. Yemiş Bey, diğeri şeydi. Aziz Bey'de. Bir tane. Evet, sayın meclis üyeleri, kıymetli Kuşadalılar, değerli basın mensupları, olağan meclis toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var sağlandı. Bir önceki meclis tutanağına ilişkin herhangi bir itirazı, ilavesi, düzeltmesi olan arkadaşım var mı? Yok. Peki, mazeret olan meclis üyesi var mı? Kılıç Kocaman'ın mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler kabul edilmiştir. Didem Emre'nin mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu grubumuzda var mı? Ha, yetişemedi değil mi? Peki, tamam. Ali Akgül'ün mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Tibet Özer bir cenaze namazından geliyor. Onun geliş zamanına göre tutanağa dahil edersiniz. Tamam. Peki o zaman ek gündem maddelerimiz var mı? Var başkanım. Okuyalım. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31-12-2020 tarif ve 6526 sayılı belediye taşınmaz kiracıları hakkındaki yazısının gündemin 1'e 20. maddesi olarak meclis gündemine eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2020 tarif ve 2 sayılı trafo amaçlı plan değişikliği ile ilgili yazısının gündemin 1'e 20. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2021 tarif ve üst sayılı trafo amaçlı plan değişikliği ilgili yazısının gündemin 1'e 22. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2021 tarif ve 9 sayılı Hacı Fezullah Mahallesi 204 ada 76 parsel ilgili yazısının gündemin 23. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2021 tarif ve 10 sayılı Güzelçamlı Mahallesi 469 ada 16 parsel plan imar değişikliği ilgili yazısı gündemin 1'e 24. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2020 tarif ve 11 sayılı Türkmen Mahallesi 421 ada 23 parsel ve 2474 ada 1 parsel su yolu amaçlı plan, imar plan değişikliği yazısının gündemin 1'e 25. maddesi olarak eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2020 tarif ve 12 sayılı Davutlar Mahallesi 751 ada 1, 2 ve 3 parseller imar plan değişikliği yazısının gündemin 1'e 26. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04-01-2020 tarif ve 20 sayılı Türkmen Mahallesi 2340 ada 1 parsel plan değişikliği ilgili yazısının gündemin 1'e 27. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 04-01-2020 tarif ve 12 sayılı 2021 yılı fazla meza ile ilgili yazısının gündemin 1'e 28. maddesi olarak eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 04.01.2020 tarif ve 5 sayılı Kuşadası Belediyespor'un spor testleri kullanımı hakkı talebiyle ilgili yazısının gündemin 1'e 29. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesini okunduğu şekliyle eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05.01.2021 tarihi ve 8 sayılı AYKOM'a yetki ve ücret tarifeleri ilgili yazısının gündemin 1'e 30. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesinin okunduğu şekliyle gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 05.01.2020 tarif ve 102 sayılı cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanları ilgili esaslar ile ilgili yazılın gündemin 1'e 31. maddesi olarak gündeme eklenmesi. Ek gündem maddesinin okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Tamam başkanım. Ek gündemimiz tamam. AK Parti Meclis Grubu'nun vermiş olduğu 3 önergede mecliste görüşülecek önergeler değil, belediyenin idareye sorulan sorular. Ben arkadaşlarıma vereyim, cevaplasınlar. Tamam. Üst Bey. Sadece başlangıçta küçük bir açıklama yapayım. Bizim belediyemizde personelle ilgili yapmaya çalıştığımız şey ücretsiz izne çıkartmak değil. Ama gündemle ilgili değil. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıyoruz bazı personellerimizi. Bu da 200 personelimiz bir ay. Yani 100 personel bir ay, 100 personel bir ay. Kamuoyunda yürütülen bir takım spekülasyonlar var sanki işçi çıkartıyormuşuz gibi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersine geçen yıl tüm zorluklara rağmen kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadık. İşçilerimizin arkasında yanında durduk. Ama bu kış da oldukça zorlu geçiyor. Depremin olduğu ay devletimiz devletten gelen payımızın %70'ini kesti. Yani her türlü olumsuzluk başımızda ama hiçbir haktan faydalanmamak gibi bir beklenti içinde olunması da bize haksızlık olur. Bu dönem sadece 200 personelimizi kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıyoruz. Yani maaşlarını alacaklar, sigortalarını devlet ödeyecek ve işlerine devam edecekler. Arkadaşlarımızın ücretsiz izne çıkartmak gibi bir tasarrufumuz söz konusu değil. Yani ön bir bilgi, kamuyu da bilgilensin diye bilgi verdim. Bizim kuşadamızda bazı kesimler spekülatif haberleri çok seviyorlar. Böylece kamuoyunu da bilgilendirmiş olduk. Evet, gündeme devam edelim. Buyurun, başlayalım. Tekrar mı oynayayım? Tamam, peki. Ek gündem maddelerinin eklenmiş olduğu haliyle mevcut gündemimizi tekrar oylarınıza sunuyorum. Bu haliyle gündemi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Devam edebiliriz. Gündemin 1'e 1. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 10.12.2020 tarif ve 1878 sayılı meclis üyeleri huzur hakkı ihtisas komisyon ücreti ilgili yazısı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. ve 39. maddesi ve meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanı ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarlarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün içinde birden fazla huzur hakkı ödenemez. Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izni verilebilir denildiğinden 2021 yılı meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin meclise belirlenmesi için yazımızın Ocak 2021 olağan meclis toplantısına havalesini olurlarınızı arz ederim. Evet, bunu daha önceki oran belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3/1, 1/3 oranında ödenmesini oylayacağız. Daha önceki geçmiş yıllarda olduğu gibi. Gündemin okunduğu şekliyle belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının
3/1 oranında ödenmesini oylarınıza sunuyorum huzur haklarının. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1/2 maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 10-12-2020 tarif ve 1880 sayılı belediye başkan yardımcıları ödene ilgili yazısı. 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesi gereği hizmetlerin aksamaması ve devamının temin amacıyla başkanlık makamının olayı ile belediye mesul üyeler arasında görevlendirilen başkan yardımcılarının aylık ödemelerinin belediye meclisine görüşülmesi gerekmektedir. Söz konusu kanunda bu şekilde görevlendirilen ve görevlendirilecek olan belediye başkan yardımcılarının aylık ödeneğinin belediye başkanının aylık ödeneğinin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisinde belirlenir denilmektedir. Bu sebeple görevlendirilen ve görevlendirecek olan belediye başkan yardımcılarının 2021 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi için Ocak 2021 olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınızı arz ederim. Belediye başkan yardımcılarına, belediye başkanına ödenen aylık ödeneğin 1/3 oranında ödeme yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1/3 maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 15-12-2020 tarif ve 2219 sayılı Kadık Kalesi protokolü hazırlanması ve belediye başkanının yetki verilmesi ile ilgili yazısı. İlçemizde kültür turizmini geliştirerek bölgeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması, kültür turizm ögeleri açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi, çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizm ögelerinin çekiciliğinin artırılması amacıyla Kuşadası Kadık Kalesi kazılarına Kuşadası Belediyesi olarak katkı sağlamak ve destek vermek amacıyla Kuşadası Belediye Başkanlığı ve Kuşadası Kadık Kalesi Kazı Başkanı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin B bendi ve 75. maddesinin A ve B bendi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak ortak hizmet protokolü hazırlanması ve imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınızı arz ederim. Kadık Kalesi namı diğer ana yakasını belediye başından beri destekliyor. Aynı desteğin devamlılığı bakımından bir protokol imzalamamız gerekiyor. Bu konuda gündemde belirtildiği yetki için gündemi okunduğu şekliyle belediye başkanına yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Gündemin 1/4 maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 25-12-2020 tarif ve 1540 sayılı meclis tatil ayının belirlemesiyle ilgili yazısı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinde belirtilen belediye meclisi kendi tarafından belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır denildiğinden ilgili kanun gereğince meclisin tatil ayının belirlenmesini onaylarınıza arz ederim. Her ayın ilk haftası salı günü yapıyorduk. Pardon, özür dilerim, pardon. Arkadaşlar geçen sene tatil yapmadık. Çok işimiz var. Yapmama taraftarıyız. Zaten yazın tam ortası, işlerimiz yoğun. O nedenle yine tatil yapmamayı takdirlerinize ve oylarınıza sunuyorum. Tatil yapılmamasını, meclisin tatil yapmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Benden önce pek çalışmamışlar. Gündemin 1/5 maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 25-12-2020 tarif ve 1541 sayılı meclis toplantı gününün belirlenmesi ilgili yazısı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinin belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Mutat toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur hükmü gereğince 2021 yılı meclis toplantı gününün belirlenmesini onaylarınıza arz ederim. Mutat hale gelen her ayın ilk salı günü
ilk haftası salı günü olması hususunda mutabıkız herhalde. O zaman meclis toplantılarımızın ayın ilk haftası salı günü yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 6. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 2000 sayılı memur dolu boş kadro değişikliği yasası. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi 1. fıkrasına istinaden 22.02.2007 tarih ve 26.442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 7, 9, 10, 11. maddesine göre dolu ve boş memur kadrolarını sınıf unvan ve değişikliği kadro ihtisası meclis kararıyla yapılır. Norm kadro ilke ve standartlarına göre belirlenen ve memur kadroların iptali ve boş kadrolarda unvan değişikliği konusu hususunda iki sayılı cetvel, boş kadro değişikliği cetveli ve dolu kadrolarda unvan değişikliği hususunda 4 sayılı cetvel, memur, dolu, boş kadro durumu cetveli düzenlenmiş olup yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun görüşülmesi ve karara bağlanması için yazımız ile ekli cetvellerin Ocak 2021 olan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza arz ederim. Gündem maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Devam edelim. Gündemin 1'e 7. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 2014 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ve ücretleri ile ilgili yazısı. Belediyemizde emeklilik ve istifa nedenleriyle boşalan memur kadrolarına karşılık gösterilmek üzere belediyemizde hizmetlerin etkin ve verimli olarak devam ettirilmesi çerçevesinde hizmetlerine duyulan ihtiyaca binaen 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri dahilinde sözleşmeli personel çalıştırmamız gerekmektedir. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekli hizmetler için ihtas edilmiş kadro unvanına gerekli nitelikli taşımalı sözleşmeli olarak istihdam edilecekleri ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihtas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanında ihtası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Eğitmen kadrosuna karşılık tam zamanlı olarak çalışacak sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığı'nca her yıl bu madde uygun olarak sözleşmeli personel ödenecek ücretin aylık ne belirlenmiş boş kadrolar karşılığı personel çalıştırması ilgili Maliye Bakanlığı'nca belirlenen taban ücretlerin %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisince belirlenmesi, ek ödeme tutarının ise yine Maliye Bakanlığı'nca belirlenen oranlar doğrultusunda tespit edilen ücretlerin ödenebilmesi için belediyemizin bir sonraki olan meclis toplantısına havalesini olurlarınıza arz ederim. Daha önce hep yaptığımız gibi taban ücretin %12'sini belirliyorduk. Bu sözleşmeli personelimiz için de taban ücretinin %12'sini oylarınıza sunuyorum. Ücretin belirlenmesi konusunda. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 8. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 2016 sayılı sözleşmeli personel ilgili yazısı. Hizmetlerine duyulan ihtiyaca binaen 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırmamız gerekmektedir. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin yürütecekleri hizmetler için ihtas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği niteliklere taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecekler ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihtas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanında ihtası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur denilmektedir. Belediyemizde boş bulunan ve bu kadrolarda halen çalışmaya devam eden arkeolog Mustafa Ufuk Gürdal, Ayşe Gökdemir, avukat Engin Polat, Bihter Durak, diyetisyen Melisa Akol, eğitmen Pınar Şahin, Mehmet Karatosun, hemşir Canberk Öztürk, kameraman Eşber Okayer, mimar Bengül Şenli Kransal, Ayşegül Yüksel, mühendis Süleyman Sabancı, Koray Anlar, Yavuz Özer, Gizem Yalçın, Ayçin Akgül, Erkan Çelik, Onur Can, Merve Yalova, Cihangir Kaşlıoğlu, Fatma Zeybekçi Aktaş, Gökhan İmamoğlu, Ali Hüseyin Torun, Cansu Özel, Kadir Çelik, Kartal Kara, programcı Mehtap Ergün Balsak, psikolog Candan Atak, tercüman Ecehan Dolgun, şehir plancısı Firdevs Özge Öner, Özge Elmalı, tekniker Atıl Ulaş Bengi, Necip Uşak, Gülden Karabıyık, Zekiye Uğur, Alican Kardeşler, Gürkan Yaman, teknisyen Zafer Demir, Mustafa Kayalı, Emre Akkoyun, Özgür Bozyiğit, veteriner Seçim Sami Pat, Cihan Şengül, belirtilen kadrolara karşılık tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştıracak kişilerin ücretlerinin Maliye Bakanlığı'nca her yıl bu madde uygun olarak sözleşmeli personel ödenecek ücretlerin aylık net tutarları tavan ve taban miktarların belirlendiği genelge doğrultusunda belirlenmiş boş kadrolar karşılığı personel çalıştırılması 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde Maliye Bakanlığı'nca belirlenen taban ücretlerinin %25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisinde belirlenmesi. Ek ödeme tutarının ise yine Maliye Bakanlığı'nca belirlenen oranlar doğrultusunda tespit edilen ücretlerin ödenebilmesi için yazımızın Ocak 2021 olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza arz ederim. Zaten çalışmakta olan personelimiz yine geçen yıl olduğu gibi bu sene de taban fiyatın %12'si olarak maaşlarının belirlenmesini oylarca sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 9. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 1901 sayılı taşınmaz kiralar ilgili yazısı. İlgi A. 07.04.2020 tarih ve 125 karar numaralı belediye meclis kararı. İlgi B. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2020 Taksim 626 esas no 2020 Taksim 775 karar numaralı mahkeme kararı. İlgi A meclis kararı ile Cami Kemir Mahallesi 48 ada bir pasa üzerindeki Atatürk Bulvarı no 27 Taksim 101 adresinde bulunan kafe restoranla ilgili 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin E bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklini değiştirilmesine veya tahsisi bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresiz 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynak tesisine karar vermek ibaresine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 64. maddesi gereği bu sürenin 10 yılı geçmemek yine 2886 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasına göre ve 2886 sayılı kanunun 35 Taksim A maddesine uygun olarak iade edilmesi bu konuda Ömer Günel'e yetki verilmesi encümen yetki verilmiştir. İlgi B. Mahkeme kararı ile 2886 kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasına göre 2886 sayılı kanunun 35 Taksim A maddesi uygun olarak kapalı teklif usulü ihale edilmesi ve bu konuda belediye başkanı ve belediye encümeni yetki verilmesine karar verilmesi üzerine anılan işlemin iptal istemiyle bakılan davanın açıldığı, balıkçı barınakları ve bunlara ait
üst yapı tesislerin öncelikle su ürünleri kooperatiflerine açık pazarlık usulüyle kiraya verilmesi. Eğer kooperatifler istekli olmaz ise ya da koşulları taşımıyor ise o takdirde talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere, aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda tapu kayıtlarında iskele, balıkçı barınağı ve arsa vasıflı taşınmazda yer alan iş yerinin balıkçı barınağının üst yapı tesisi niteliğinde bulunduğu, bu kapsamda bahse konu iş yerinin yukarıda yer verilen mevzuattaki yasal prosedür işletilerek kiraya verilmesi gerekliliği karşısında 2886 sayılı kanunun hükümleri dolayısıyla kapalı teklif usulü uygulanarak 10 yıl süreyle ihale çıkarılmasına ilişkin dava konusu kiralama işlemde hukuka uygunluk görünmeyerek açıklanan dava konusu kiralama işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu bağlamda ilgili bir mahkeme kararı gereği 04.07.2020 tarif ve 125 karar numaralı belediye meclis kararının iptal edilmesinin mahkeme kararında belirtilen 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 taksim D pazarlık usulü maddesi kapsamında ihale edilmesi hususlarının ve kiralama süresinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması olurlarınızı arz ederim. Alsak şimdi yetkiyi daha doğru olmaz mı? Bir daha uğraşmayalım. Bence onu öyle oynayalım. Ne diyeyim? 2886 evet 2886 kanun gereği. İhale evet. Buyurun. Burası balıkçı barınağı galiba değil mi? Balıkçı barınağı değil, balıkçı kahvesi. Balıkçı kahvesi vardı. Mahkemelik olundu. Mahkeme kararını uyguluyoruz. Mahkeme iptal evet. Etti ihaleyi. Evet. Şu anda konuşmadan dinlediğimi isterseniz kulak misafiri olduğum ben anlatayım istersen. Bir anlatın da ondan sonra konuşayım. Tamam anlamadığınız bir şey olsa yanıtlayalım. Şimdi biz burayı açık ihaleye çıkmıştık. Yani balıkçı her dükkanımız olduğu gibi belediyeye ait tüm yerleri açık ihalede uyguladığımız gibi burayı da açık ihaleye çıkmıştık. Mahkeme diyor ki kararında özetle burayı diyor açık ihaleye çıkma. Çünkü burada bir su ürünleri kooperatifi var. Önce onunla pazarlık yap. Yani Muhammed Belal üzerinden pazarlık yap. Eğer pazarlıkta anlaşamazsan ve şartlar tutmuyorsa o zaman açık ihaleye çık diyor. Yani biz şimdi şunu yapacağız. Çağıracağız ilgili kooperatifi. Muammen bedel belli, şartlarımız belli. O şartlarla kabul ederlerse onlara vereceğiz. Kabul etmezlerse tekrar açık ihaleye çıkacağız. Kararını alalım. Biz eğer aynı bir yetki isteyecekseniz tekrar o yetkiyi şu bu mecliste almayalım. Neden diyorum. Zaman kaybetmeyelim? Şöyle, şu anda zaten sizin bir onlarla bir görüşmeniz lazım. Tamam. Onları bir çağırıp, bu ay onlarla oturup bir görüşürsünüz, konuşursunuz. Ondan sonra da önümüzdeki meclise eğer onlarla uzlaşamazsanız bir yetkiyle gelirsiniz. Yani şu anda burada gündemimizde mahkeme kararını uygulamak vardı. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şey bakın bu kamu yararına ilişkin bir şey. Ben çağırdım. Pazarlık oldu, diyelim ki olmadı, alamadılar. İhaleye çıkmam gerek. Tekrar Şubat'ta yetki aldım. Tekrar ihaleye çıktı. Ta şu Mart sonunu buluyor. Yani isterim ki hızlı hareket edelim. Neden? Eğer sezona alacak kişi sezona yetiştirirse anlamlı olur, rentable olur. Diğer türlü adam Mayıs'ta orada işe başlamaya kalksa inşaat yapamaz, bütün sezonu kaybeder. Yani bunun bir zararı yok. Zaten kanunun, mahkemenin gereğini yapacağım. Olmadı. Tek bir yol var, 2886'ya göre ihaleye çıkmak. Yani aynı yetkiyi alalım ki bir daha zaman kaybetmeyelim yani. Kamunun yararına olduğu için söylüyorum. Alan insanın da yararına. Yani yarın açık ihaleyi biri alırsa adam sezona yetişsin yani. Bir daha uğraşmayalım. Bir daha meclis yapmayalım. Efendim? Şu an belli değil artık. Yeniden Muammen Bedel ayarlayacağız. Biz orayı şunu yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Orayı projelendirmiştik. Yani o eski hali ortadan kalksın, projeyle yapalım. Proje karşılığı bir muammen bedel belirlemiştik. Yine aynı rakam üzerinden devam edeceğiz. Yusuf Bey hatırlıyorsan söyle.
Muhammed Bey'i hatırlıyorsan söyle. Ama ortalıkta bir 1-2 milyon paraları dolanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 150-200 bin lira falan bir para galiba, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet, bir de projeyi yapması lazım. Yani orada amaç şu. O kadar meydana emek verdik, para harcadık, pırıl pırıl yaptık. Bir tek orası kaldı. Yani orası da düzenlensin istiyorum. Kooperatif yaparsa ne ala. Yapmazsa alan kişi yapsın. Yani bu bize kolaylık sağlar. Alan kişi için kolaylık olur. Şimdi meclis kararı al. Tekrar büyük şehire gitsin, onaylansın, gelsin. Şu yani bir sürü zaman kaybı. Alan kişi sezona yetiştirirse mutlu oluruz. Hepimiz için iyi yani. İnşaat olmaz yaz ortasında. Zaten müsaade edemeyiz. Zaten mahkeme kararını uygulayacağız. Onları çağıracağız, davet edeceğiz. Pazarlığa davet edeceğiz. Kabul ederlerse yapacağız. Yapmazsa efendim? Biz açık ihaleye çıkmıştık. Mahkemeye onlar dava ettiler. Onlar dediler ki biz burada kalmamız lazım. Biz ihale olmaz dediler. Mahkeme de ihale usulünü değiştirdi. Yani açık ihaleye çıkmayacaksın. Önce bunlarla pazarlık yapacaksın. Anlaşamazsan açık ihale yapacaksın diyor. Hayır, onun için yetkiye ihtiyacım yok. O zaten bende var. Onu da oylayalım. Onu da oylayabiliriz. Ya yani onu da şöyle yapalım. Mahkeme kararının gereği gibi öncelikle pazarlık usulünün konusunda belediye başkanına bir kez daha yetki arayalım. Ne olur? Bir şey olmaz. Evet. Tamam, ne yapalım? Söyle. Tamam, sen bunu bana bir yaz. Yaz kağıda. Ben buradan doğru telaffuz edeyim. Hata yapmayalım. Yani böyle önce ne olacak? Zaten biz kooperatifi teklif edeceğiz. Anlaşırsak problem yok. Anlaşamazsak ihalesini yapacağız. Başkanım, onları oradaki kooperatif Kuşadası için önemli bir kooperatif. Yıllardır burada Kuşadası'na emek vermiş, oradaki balıkçı barınağıyla irtibatı olan da bir kooperatif. Onlarla uzlaşacak bir zemine getirilebileceğini düşünüyorum ama. Yani ihale tabii ki her şeye olmaz mantığıyla bakarlarsa elbette ki kamunun gereğinde yapsın belediye. Fakat onlarla uzlaşacak bir zemin yakalanabileceği düşüncesindeyim. Yani kamuoyuna da şöyle bir açıklama yapayım fırsat gelmişken elime. Hatırlarsanız değerli meclis üyelerimiz, Kuşadalılar, biz Kuşadası'na ait olan malların bir başkalarına rant aracı edilmemesi ve Kuşadası'nın bütün gayrimenkullerinin rantlarının Kuşadası halkına ait olması gerektiğini düşünerek bu ihaleleri açtık. Amaç neydi? Alt kiracı kullanıp belediyeye ödenen kirayla kendi aldığı kira arasındaki farkı cebine koyan insanlardan kurtulalım. Kuşadası'nın gayrimenkulleri kıymetlensin, o parayı da size hizmet olarak harcayalım istemiştik. Nitekim bu ihalelerin sonucunda 8 milyon gibi kasamıza bir para girerken kiralardan şu an yıllık 18 milyon lira giriyor. Yani yıllara vurduğunuz zaman kaç paralık bir kaybın söz konusu olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Geçmiş yıllarda belediye başkanlarımız da bunu yapmayı çok istemişti ama yapamamışlardı. Bu bize nasip oldu, yaptık, bitirdik. Hemen hemen bir tek burası kaldı. Burada da kooperatif bu yeri kendi işletmiyordu. Alt kiracı kullanıyordu. 18 milyon lira belediyeye kira verirken 140 milyon lira kendisi para alıyordu. Bu parayı nereye harcıyordu diye sorduğunda ben bunun bir karşılığını bulamadım. Balıkçı barınağını biz yaptık. Balıkçı barınağındaki ağ tamir pergolesini biz yaptık. Balıkçı halinin içindeki tamiratları biz yaptık. Balıkçı çekek sahasını yapmak üzere kolları sıvadım. O arada bu davayı açtılar. Yani şunu demek istiyorum. Kooperatif gerçekten kazancını balıkçıya harcayan bir kooperatifimiz olsaydı aynı hassasiyeti ben de taşıyordum. Nitekim kendileri bizden kafe yeri değil ofis yeri istediler. Şu an Deniz Ticaret Odası olan eski Azim Turun olduğu yeri önerdim.
Burayı dedim alın, idari ofis olarak kullanın. Kahve, çay da mümkün. Ama burası artık meydana dahil bir turizm alanı olsun dedim. Ama o dönemde anlaşma sağlayamadık onlarla. O ihale ondan çıktı. Ben Kuşadası'nın malları Kuşadası'nın insanında kalsın istiyorum. Bunun için de bütün gövdemle siper oldum ihalelerde. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani burayı kooperatif alırsa mutlu olurum. Almazsa da önümüz tıkansın istemem. Çünkü hem burası Kuşadası'nın malı hem de doğru şekilde işletilsin isterim. Evet. Şimdi... Yani Cenk, o yer çok büyük. 600 metrekareye yakın. Yani ben oraya şöyle bir şey yapıyorum desen de az paraya mal olmaz. Çünkü 30 senedir oraya çivi çakılmamış. Gidin bakın. İşte haline. Sayın Başkan, ben de ara ara giderim oraya. Bu dediğiniz anlamda Kuşadası'nın mülklerinin kirası ile ilgili konularda da biz de destek olduk. Çünkü neden? Kamunun parasının zayi olmasını istemiyoruz. Biz de size destek olduk bu konuda. Redko'yu kullanmıştınız. Hayır. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, yanlış hatırlıyorsunuz. Komisyon evet. Kurulmasını talep etmiştiniz. Evet. O biz onu kabul etmemiştik. Hayır, o ikincisinde. Ben de hafızam güçlü. Tam bir kayıtlara üstüne. Bakalım. Bakalım. Çıkarsınlar. Öyle bir şey varsa ben de sözümü geri tamam. alırım. Tamam. Sadece ben şunu biliyorum ki uzlaşmacı bir mantıkla oradaki yöneticilerin, idarecilerin bir kusuru kabahati varsa oradaki balıkçı arkadaşlara ya da oradaki sorumlular kimse onlara da bu konularda izahat verilip bir noktaya gelinebileceğini düşünüyorum. Böyle yaparsanız daha uygun olabileceğini düşünüyorum diyorum sadece. Tamam. Elbette ki ısrarla biz bunu yapmayız, yapamayız, edemeyiz gibi bir mantıkta olurlarsa ona diyecek bir şeyim yok. Tamam. Ama yine de uzlaş şartlarını sonuna kadar kullanırsak çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Ya buna şüpheniz olmasın. Ben başından beri uzlaşmacı olmaya çalışıyoruz ama yol alamadık maalesef. Dolayısıyla başkanım burada mahkemeyle ilgili bir karar alalım. Yine tekrar geldiğim aynı şeye red oyu vermek de istemiyoruz çünkü şu anda eğer sizi tekrar... Bunun ne mahsuru var? Böyle bir karar almamın? Yani şöyle arka arkaya hem mahkeme kararını uygulamak hem de yeniden ihale yapma yetkisi almadan ziyade zaman bir ay geçiksin bir şey olmaz ama hiç olmazsa o balıkçı barınağındaki arkadaşlarla... Bu kararı almamın ne mahsuru var? Yani ben zaten mahkeme kararının dediğini yapmak zorundayım. Tamam. Yani elim mahkum buna. Onu yapacağım. Tamam. Ama oradan sonuç alamazsam 2886 sayılı yasaya göre de ihalemi yürüteyim. Peki şöyle yapsak, ben de tam tersinden söylüyorum. Bu mahkeme kararını, uygulama kararını alsak, size tekrar mahkeme diyor ki git bir daha onlarla görüş, anlaşabiliyorsan anlaş, anlaşamıyorsan ondan sonra yoluna yürüsün. Siz de bu karardan sonra bu ay mahkemeye gitseniz onun arkadaşlarla, görüşseniz, önümüzdeki meclise de şu anda alacağımız kararı önümüzdeki meclise getirip görüştüm. Olmuyor arkadaşlar. Bu karara bunlar uymuyorlar. Anlaşamıyorum. Şimdi böyle bir karar alalım deseniz bu bizi daha mutlu eder. Bize zaman, daha doğru geliyor. Zaman kaybı. Bir aydan bir şey olmaz başkanım. Hayır yetişmeyecek. Ben biliyorum yani. Bir sezon gitti bakın. Kuşası kaybediyor yani. Böyle Allah size yardım ediyor. Pandemi uzatıp duruyor zaten. Geçen sene de Haziran ayının sonuna kadar inşaat yaptınız. Allah bize yardım mı ediyor yoksa ceza mı veriyor bilmiyorum da. O anlamda yardım ediyor. Haziran sonuna kadar geçen sene yollara yaptınız. Evet hocam. Şimdi bu konuyla ilgili benim de bilgim var. Hatta bu konuyu bana anlatıldı bu kooperatifle ilgili olay. Arkadaşlar şöyle bir şey anlaşılmasın. Biz oradaki ortakların haklarını sanki savunmuyoruz. Sanki onlarla beraber ve birlik içerisinde değilmiş gibi bir şey yaratılmasın. Bir defa ben kendim bizzat bu konuyla ilgili belediye başkanımızla görüştüm. Nedir kamuoyunda böyle konuşuluyor bunların? Elinde bu hak alınıyor falan vesaire. Ama başkan da dedi ki arkadaşlar bunlar doğrudan doğru gelip de iyi niyetle çalışıp değerlendirip bu haklarını almak için biz şey mi yani görüşmedik mi veya bunu önemsemedik mi? Aslında özellikle bu konu biraz sanki siyasal bir şeye dönüşüyor gibi. Böyle olmamalıdır. O üreticilerin, o çalışanların hakları hepimiz de tarafız. Haklarını almasına da hiçbir zaman karşı değiliz. Saygılar. Tamam. Evet. Hocam teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı?
Yusuf Bey dedi ki ben çok çalışır aradaki zaman kaybını kapatırım dedi. O yüzden yoksa zaman kaybına tahammülümüz yok. O yüzden peki bu durumda Cami Kebir Mahallesi 48 ada bir parselle ilişkin 7 Nisan 2020 tarih ve 125 sayılı meclis kararının ilgili mahkeme kararına binaen iptal edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Tamam. Gündemin 10. maddesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 2549 sayılı hibe araç ilgili yazısı. İlgi 16.12.2020 tarih ve 247.581 sayılı dilekçe. İlgi tarih ve sayı dilekçeyle belediye başkanımızın kaydına giren ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze havalesi yapılan şartsız araç bağışı dilekçesini istinaden 237 sayılı taşıt kanunun 10. maddesinin genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı yılı bütçesi kanunlarına bağlı T işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilmesi, edinilecek taşın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak il özel idareleri, belediyeler ve buna bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclisinin kararıyla taşıt edinirler. Hükmü gereğince bir adet minibüsün şartsız bağışlı işlemi ve aynı zamanda 2021 yılı mali bütçesinin T1 cetvesine işlenmesi konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Bir araç bağışlandı belediyemize. Şartsız bağış. Vallahi şahsın ismini bilmiyorum ama hatırlıyor musunuz? Var mı? Bakın. Okur musunuz ismini de? Kuşadası Belediye Başkanlığı'na şartsız araç bağışı. Girne Mahallesi, Lefkoşa Bulvarı, No 54 Taksim 2 Efeler Aydın adresinde bulunan şirketimiz olarak Mercedes-Benz marka 2000 0 model Sprinter 16.1 dizel minibüs aracı kayıtsız şartsız belediyenize bağışlık yapmak istiyoruz. Durumu bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederiz. BEMKA Yapı Limited şirketi adına Şehmüz Düken. Soru var mı? Aslında şartsız bağış meclise gelmemesi lazım ama noterle anlaşamadık. Noter bir sorun yarattı. O nedenle meclis kararına mecburen getirdik. Bir şey söyleyecek misiniz? Tamam. Bağış, işte araba envanterimiz var. Güzel bir arabamız var. Oldu. Ha. Peki. Oylama değil mi? Aracı söylemeye gerek var mı? Gündemin okunduğu şekle diyeyim. Gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 11. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 1556 sayılı meclis kararı alması ilgili yazısı. Belediyemizde bulunan Etüt Proje Müdürlüğü'nün lav edilerek Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir şeflik olması hakkında gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Evet, meclis gündeminin ilgili bir gündemin okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 12. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 1555 sayılı meclis kararı alınması ile ilgili yazısı. Belediyemizde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulması konusunda özet bir çalışma yapılmış olup söz konusu müdürlüğün kurulması konusunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Evet. Depremle yaşayacağımız anlaşılıyor. Son depremlerden sonra özellikle fay hatlarının Samos'un kuzeyinden Nazilli'ye kadar uzandığını ve Kuşadası'nda içine aldığına ilişkin söylemlerden sonra depremi asla unutmamamız gerektiğini ve tüm önlemleri eksiksiz almamız gerektiğini bize hatırlattı. O nedenle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurmak kaydıyla
depreme Kuşadası'nı hazırlamayı planlıyoruz. Gerek yapı stokunun belirlenmesi, gerek ilgili taşınmazlarla ilgili hızlı bir şekilde tespitlerin yapılması, kentsel dönüşüme tabi olacak taşınmazların belirlenmesi, vatandaşlarımızın depreme hazırlık bakımından eğitilmesi ve desteklenmesi bakımından organize bir şekilde çalışalım istiyoruz. Bu nedenle de bir müdürlük kuralım, doğru kimliklerle organize olalım ve depreme her an hazır olalım istiyoruz. O nedenle böyle bir gündemi huzurunuza getirdik arkadaşlar. Gündemi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemi 1'e 13. maddesi. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarih ve 1539 sayılı denetim komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen il ve ilçe belediyeleriyle nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde belediye meclisi her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için kendi üyeler arasından gizli oyla üye sayısı 3'ten az, 5'ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur denildiğinden ilgili kanun gereğince denetim komisyonu oluşturulması, ayrıca denetim komisyonunda uzman 2 kişinin 20 gün çalıştırılması için gerekli meclis kararının alınmasını onaylarınızı arz ederim. Evet, gizli oylama olacak. Önce 4 kişi oylayalım değil mi? Evet. Meclis Denetim Komisyonu'nun 4 kişiden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sonra gizli oylama zaten. Başkanım, bununla ilgili meclis üyelerimizden isim önergelerimiz var. Bir tane önerge var. Bir tane önerge var başkanım. Meclis Başkanlığı'na belediye meclisinde seçilecek olan denetim komisyonu için Mehmet Sarıdedeoğlu, Gürol Turhan, Merat Yaylacı, Ali Rıza Efe görevlendirmesini öneriyoruz. Emre Fazlılar, Seyfi Seyhan Süvari, Funda Şenol. Bunu oylamıyorum zaten. Hayır. Gizli oylamak. Evet, bunu oylamak. Bir daha okur musunuz? Evet. Belediye Başkanlığı'na belediye meclisinde seçilecek olan denetim komisyonu için Mehmet Sarıdedeoğlu, Gürol Turhan, Merhat Yaylacı, Ali Rıza Efe görevlendirilmesini öneriyoruz. Emre Fazlılar, Seyfi Seyhan Süvari, Funda Şenol. Geçen yılın aynı arkadaşlarımız. Peki. Bak yine kriz yaratmayın CHP grubunda. Kim toplayacak? Nuri Bey toplayacak. Nuri abi sen yavaş yavaş. Başta toplamaya. Ha, sizimiz de grupta. Oylama oylarınızı kullanırken şunu da oylamak istiyoruz. Gerektiğinde denetim komisyonunun iki uzman kişiyi 20 gün çalıştırması hususunu da oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Peki biz devam edelim. Tamam. Buyurun. Gündemin 1'e 14. maddesi. İnsan Kaynakları ve İdil Müdürlüğü'nün 10.12.2020 tarih ve 1879 sayılı denetim komisyonunda görevli uzman kişilere yapılacak ödeme ile ilgili yazısı. 5393 sayılı kanunun 25. maddesi denetim komisyonu toplantılarına belediye bağlı ve kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000, kamu personeli dışında diğer uzman kişilere büyük şehirlerinde 3000,
diğer belediyelerde 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır denildiğinden 2021 yılı için belirlenecek ödeme tutarlarının belirlenmesi hususunda yazımızın Ocak 2021 olağan meclis toplantısına havalesini arz ederim. Denetim komisyonunda görevli olacak uzman kişilere devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı şeklinde sonucu bulunacak miktarın ödenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 15. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 5005 sayılı Caferli Mahallesi yapılaşma kararı hakkındaki yazısı. Müdürlüğümüzün yapılan ön araştırmalarda edinen bilgi ve yerinde yapılan incelemelerde kendine özgü mimarisi karakteri bulunan Caferli Mahallesi'nin yapı malzemesi olarak genellikle taş kullanılan yapılar ile büyük ölçüde geleneksel mimari dokusunu koruduğu gözlemlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesinde belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Yürürlükteki planlı alanlar yönetmeliğinin 5. maddesinin 15. fıkrasında ilgili idareler yapı planlarında açıklanmamış veya bu yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı olarak yapıların estediği rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarisinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir şeklinde açıklanmaktadır. Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelikler hükümlerine istinaden Caferli Mahallesi'nin özgü mimarisi dokusunu korumak ve yaşatmak amacı ile yeni yapılanma ve tadilat projelerinde geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi ve yöresel mimari karaktere uygun yapılaşma kararı alınması hususunun belediye meclisimizde görüşülmesini arz ederim. Caferli köyümüzün mevcut yapısını, mevcut dokusunu, doğal yapı dokusunu, özgün yapısını korumak istiyoruz. O nedenle böyle bir kararı alalım istedik. Bu konuda hem sivil toplum örgütlerinden hem de Caferli Köyü Muhtarlığı'ndan bu yönde talepler geldi. O nedenle siz de uygun görürseniz bu konunun imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1'e 16. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2020 tarih ve 6.478 sayılı 2021 yılı kapalı otopark fiyat tarifesinin belirlenmesi ilgili yazısı. İlgi 15.12.2020 tarih ve 246.727 sayılı dilekçe. İlgili dilekçede ilçemiz Cami Kebir Mahallesi İnönü Bulvarı No 42 Taksim 7 adresinde faaliyet gösteren Park Otomotiv Taşımacılık Turizm Limited Şirketi'nin işletme oldukları otoparkın 2021 yılı tarifesiyle alakalı talepleri yer almaktadır. Konu ile alakalı meclis kararının alınması hususunu olurlarınızı arz ederim. Evet, plan bütçe. Tarife konusu. Arada görüşeceğiz değil mi? Hayır. Tamam. Araya gerek yok mu? Tamam. İlgili gündem maddesinin okunduğu şekliyle Tarife Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 17. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6.515 sayılı yatırım ve cari borç ödemelerde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi'nden nakdi kredi kullanımı ilgili yazısı. Yol, park ve cari borçlar için kullanmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi'nden 15 milyon Türk Lirası gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret ve vesaire ödemelerin İller Bankası Anonim Şirketi'nce teminat olarak alınacak, belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası Anonim Şirketi ve Maliye Bakanı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ın dışında ve %100'üne kadar karşılanmasına,
kredi teminatına konu olacak gelirlerin krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası Anonim Şirketince talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası Anonim Şirketi adına hipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası Anonim Şirketince belediyemizi kullandırılacak kredi ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrak imzalamayı ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası Anonim Şirketi'ne hipotek vermeye, belediyemizin her türlü hak ve alacakları İller Bankası Anonim Şirketi'ne terhim ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası Anonim Şirketi'ne rehin vermeye, İller Bankası Anonim Şirketi'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ömer Günel'in yetkilendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Gündemin ilgili maddesini arada Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 1-18. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 31-12-2020 tarif ve 2277 sayılı nakdi yardım talebi ile ilgili yazısı. 25-12-2020 tarif ve 255.967 evrak kayıt numarası ile Kuşadası Belediye Sporu Müdürlüğümüze vermiş olduğu dilekçeyi istinaden belediyemiz ile ortak geliştirilen geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz projesinde basketbol, voleybol, tekvando, karate, triatlon, yüzme ve atletizm branşlarında bulunan sporcuların oluşturduğu resmi müsabaka takımları için 2021 yılı boyunca temsil edilecek bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları ve çeşitli yarıştırmaları ile turnuvada sporcuların masraflarında kullanılmak üzere kulüp içindeki spor ekipmanlarının alımı, tesis oluşturma ve benzeri giderlerine binaen nakdi yardım talebi bulunmakta olup nakdi yardım taleplerine ilişkin gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Kuşadası Belediye Spor'un nakdi yardım talebine Kuşadası Gençlik Spor'un nakdi yardım talebini de eklemek kaydıyla komisyonda incelenmesini talep ediyorum. Bu şekliyle komisyona arada... Sayın Başkan, geçen yıl da aynı konu gelmişti ve bir öneride bulunmuştuk. Uyguladığınızı da düşünüyorum. Birkaç bilgi geldi bu konuyla ilgili. Diğer kulüplere de karınca karanca biraz destek olacak şekliyle bir söz verirseniz. Tabii. Bütün taleplerini karşıladık geçen sene amatör kulüplerin. Yine karşılayacağız. Yani o boynumuzun borcu. Zaten parayı öyle paylaştırıyoruz. Aynı yardım taleplerini de mutlaka karşılıyoruz. Evet. Okunan gündem maddesini komisyonun Kuşadası Gençlik Spor'un nakdi yardım talebini de görüşmek kaydıyla arada görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1-19. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31-12-2020 tarif ve 6516 sayılı 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili yazısı. İlgi, Sayıştay Bakanlığı Denetim Grubu 19'un 14-12-2020 tarif ve 4.202.170 ve 20.578.069 sayılı yazısı. 6.085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay tarafından 2019 yılı mali denetimi yapılmıştır. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyarınca denetim sonuçlarının belediye meclisinin bilgisine sunulması gerektiğinden bahse konu 2019 yılı denetim raporu hakkında belediye meclisine bilgi verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Kim verecek? Sadece bilgi verecek. Okuyacak mısınız? Tamam, arkayı. Tamam, peki. Dattık mı onu? Arkayı. Gerçi Sayıştay sayfasında var. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Zaten bizden önce haberiniz olmuş. Muhtemelen. Tabii. Denetimin dayanağı, amacı, yönetimi ve kapsamı. Denetimlerin dayanağı 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Uluslararası Denetim Standartları, Sayıştay 2. Yıl Mevzuatı ve Denetim Rehberleridir.
Denetimler kamu idaresinde hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenli olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek amacıyla yürütülmüştür. Kamu idaresinin mali tablolarını oluşturan hesap ve işlemlerin doğruluğunda güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler, uygun denetimler, prosedürler ve tekniklerin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında uygulanacak denetim prosedürleri belirlenmesine esas olmak üzere mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin denetim kapsamında kamu idaresinin mali raporları ve tablolarıyla gelir ve gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet karar ve işlemlerini ve bunlara ilişkin kayıt defter bilgi, belge ve verileri ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu hususlarda denetimin sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetimler kanıtı elde edilmiştir. Denetimin görüşü. Aydın Kuşadası Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan geçerli finansal raporların çerçevesinde kapsamındaki mali rapor ve tablolarının denetim görüşünün dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. Denetim görüşünün dayanakları. Bulgu 1. Kurumun tahsis ettiği ve tahsisli kullandığı taşınmazların muhasebe kayıtlarına görünmemesi. Maliyeler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeninin 250 arazi varsalar hesabı ile ilgili 189. maddesinin 251 yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı ile ilgili 191. maddesinde ve 252 binalar hesabı ile ilgili 192. maddesinde belediyenin tahsis ettiği taşınmazlara kayıtlı değerin üzerinde ilgilisine göre 250-51 ya da 252 hesaplarını alacak 500 net değer hesabına borç kaydedilmesi, eğer kendisine tahsis edilmişse bir taşınmaz var ise tam tersi kayıt işlemlerinin yapılması gerektiği yönünde bir bulgusu var başkanım. İkinci bulgu, taşınmaz icmal cetvellerindeki değerlerle muhasebe kayıtlarının değerlerinin uyuşmaması, tapu kayıtlarının bazında düzenlenen icmal cetvellerinin taşınmaz değerleri toplamıyla 250 arsa ve arazilerin 251 yeraltı ve yerüstü düzenlerinin hesabının 252 binalar ve hesabına kayıtlı taşınmaz değerlerinin toplamına uyuşmadığı görülmüştür. Bu da güncel değerlerin alınması gerektiği yönünde bir bulgu dile getirmişler. 254 milyonluk bir fark olduğunu dile getirmekteler. Denetim görüşünü etkileyen tespit ve değerlendirmeler. İl dışı görevlendirmeler, hacirat beyanname düzenlemesinde yapılması, Kuşadası Belediyesi'nde görevleri gereği yapılan seyahatler için yapılan yol ve konaklama masrafı ödemelerinin hacirat beyannamesi olmadan fatura ibraz karşılığı doğrudan yapıldığı görülmüştür. Bulgu 3, kadro işçilerinin yıllık izinlerinin düzenli olarak kullanılmadığı tespitine varmışlar. Bulgu 4, bazı banka ödemelerinin ve hesaplar arası gönderme emirlerinin düzenlenmediği, bankalar arası yapılan virmanlarda ödeme emri düzenlenmedi. İki banka arasındaki bir ödemenin ödeme emri düzenlenmesini istiyorlar, bu kadar. Bizim bir önceki yıla göre, başkanım bilgi vermek için söylüyorum, yaklaşık 26 tane bulgu tespit edilmiş. Daha sonra bu 26 tane bulgudan kayda değer 2 tane var. 4 de ilave, yani olması gereken yönde. Yani 20 tanesini halletmişiz. Evet. Tamam. Yani Sayıştay raporunda geçen yılki eleştirinin 26 eleştirinin 20'sini bizim dönemimizde yerine getirmişiz. O konuda da takdir almışız. Aklıma geldi şimdi gündem gelince, Zırzop'un biri yazmıştı. Kuşadası Belediyesi'nin kayıp 270 milyonunun peşine düştüler diye. Sayıştay raporuna göre. Ben hiç bir arada görmedim 270 milyonu. Biri bulursa haber versin bize. Evet. Bu oylamaya sunulmuyor. Sadece bilgi verdik. Teşekkür ederim. Devam edelim. Sonuçlar açıklandı. Denetim komisyonumuz. Mehmet Serdedioğlu 29 oy. Gürol Turan 29 oy. Melahat Yaylacı 20 oy. Ali Rıza Efe 26 oy. Emre Fazlılar 9 oy. Mustafa Aydın 1 oy almış. Bu durumda denetim komisyonumuz Mehmet Serdedioğlu, Gürol Turan, Melahat Yaylacı ve Ali Rıza
Efe olarak görev yapacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim. Gündemin 1'e 20. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6.526 sayılı belediye taşınmazları ilgili yazısı. İlgi 15.12.2020 tarif ve 2020/27 sayılı genelge. İlgi sayılı genelge ile yeni koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayat etkilerinin azaltılması yönünde yapılan çalışmalar doğrultusunda 2020/27 sayılı genelgenin A, B ve C bentlerine geçen şekliyle A, kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen iş yerlerinde tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği B, A bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, C, peşin ödeme yapılan iş yerlerinde ise bu sürece isabet eden dönemler için A ve B bentleri uyarınca gerekli erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği denilmiştir. Bahsi geçilen genelgeye göre çalışmalarda belediyemiz mülkiyetinde olup ekli listede belirtilen iş yerleri hakkında gerekli erteleme ya da süre uzatımı hususunda gerekli kanun maddesi gereği gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Esnaf arkadaşlarımız da burada galiba çarşıdan. Komisyona havale edeceğim ama öncesinde açıklama yapayım. Biliyorsunuz geçen sene meclisimizde bu meclis esnafımıza ilişkin önemli bir karar aldı. Hiçbir belediyenin yapmadığı bir karar aldı ve kapalı kaldıkları 3 aylık kira bedelini tamamıyla sildi. Daha sonra esnaf arkadaşlarımız ilave taleplerle geldiler haklı olarak. Pandemi devam ediyordu ve kira bedelleri onlara ağır geliyordu. Ancak bizim bunu yapabilme zamanımız, yetkimiz ve imkanımız yoktu. Çünkü belediye meclisi hukuka aykırı karar alamaz. Kirayı kafasına göre silemez. Mutlaka hukuki bir dayanağının olması lazım. Bu noktada esnaf arkadaşlarla da yaptığımız toplantıda bunu açıklamaya çalışmıştım. Bu beklediğimiz hukuki dayanak bir hafta önce geldi. Hükümetin yayınladığı bir tebliğ ile bize birçok seçenek sunuyor. Biz yine içlerinden en iyisini en uygun şekilde almaya çalışacağız. O nedenle bu gündemin okunduğu şekliyle arada görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Murat, sen niye oylamaya katılmadın? Burası da var mı? Burası da değil mi? Ha, tamam, peki. Tamam. Onu yazalım o zaman. Tamam. Devam edelim. Gündemin 1'e 21. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2020 tarif ve 2 sayılı trafo amaçlı plan değişikliği ilgili yazısı. Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından ilçemiz Dağ Mahallesi 31 ada 39 parselin güneybatısında trafo alanı ve Cami Kebir Mahallesi 50 ada 20 nolu parselde park amaçlı sunulan teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisinde görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. İlgili gündem maddesinin imar komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam. Gündemin 1'e 22. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarif ve 3 sayılı trafo amaçlı plan değişikliği ilgili yazısı. Aydam Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından ilçemiz Türkmen Mahallesi 122 ada 29 parsel ve 955 ada 1 parsel batısı tescil dışı alanda trafo alanı ve park amaçlı sunulan teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisinde görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
ilgili gündem maddesinin imar komisyonunda görüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 23. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 9 sayılı Hacı Fezullah Mahallesi 204 ada 76 parsel ilgili yazısı. İlçemiz Hacı Fezullah Mahallesi mülkiyeti Canan Akdoğan ve Nazan Akdoğan'a ait 204 ada 76 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı sunulan teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisinizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. İlgili gündem maddesinin imar komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 1'e 24. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 10 sayılı Güzelçamlı Mahallesi 469 ada 14 parsel ilgili plan değişikliği ilgili yazısı. İlçemiz Güzelçamlı Mahallesi mülkiyeti Cebeci İnşaat Taatüt Turizm İşletmecilik ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 469 ada 14 parselde Vekil Yavuz Şen Yıldız tarafından konut amaçlı sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. İlgili gündem maddesini okunduğu şekliyle imar komisyonunda görüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 25. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 11 sayılı yazısı. İlçemiz Türkmen Mahallesi'nde bulunan 421 ada 23 parsel, 2474 ada 1 parselden geçen su yolunun ve koruma alanının planı işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. İlgili gündem maddesinin okunduğu şekliyle imar komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Devam. Gündemin 1'e 26. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 12 sayılı Davutlar Mahallesi 751 ada 1, 2 ve 3 parseller imar plan değişikliği ilgili yazısı. İlçemiz Davutlar Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 751 ada 1 ve 2 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 3 parselde eğitim tesis alanı ve kültürel tesis alanlarında yeniden ada düzenlemesi yapılması amaçlı teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınızı arz ederim. İlgili gündem maddesinin imar komisyonunda görüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 27. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 20 sayılı yazısı. İlçemiz Türkmen Mahallesi eski 332 ada 2 parsel, yeni 2340 ada 1 parsel ve 2341 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak ilköğretim alanı ve resmi kurum ve lojman alanı değişikliği yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin belediye meclisimizde görüşülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. Okey, süper, tamam. İmar komisyonu değil mi? Evet, başkanım. İlgili gündem maddesinin imar komisyonunda görüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 28. maddesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 12 sayılı 2021 yılı fazla mesai ilgili yazısı. İlgi, Zabıta Müdürlüğü'nün 30.12.2020 tarih ve 4.995 sayılı ve 2021 yılı fazla mesai konulu yazısı. Belediye, zabıta ve itfaiye memurları ödenen fazla mesai ücretleri 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K cetveli aylık makdu fazla mesai çalışma ücretinin
belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda iktisadi işletmeler hariç görevlerin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele destek hizmetleri yürüten personel hariç belediye meclisi kararıyla tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuyen ödenir. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dışındaki diğer büyükşehir belediye sırları içerisindeki belediyeler için 594 Türk lirası uygulanır denildiğinden dolayı zabıta memurların maktu mesai ücretinin ödenmesi için Ocak 2021 meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza arz ederim. İlgili gündem maddesine göre zabıta müdürlüğüne 594 TL fazla mesai ücretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 29. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 04.01.2020 tarif ve 5 sayılı spor tesisleri kullanım hakkı talebi ile ilgili yazısı. 30.12.2020 tarif ve 260.266 evrak kayıt numaralı Kuşadası Belediye Spor'un müdürümüze vermiş olduğu dilekçeye istinaden belediyemiz ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilen Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz projesinde basketbol, voleybol, tekvando, karate, triatlon, yüzme ve atletizm branşlarının spor okulları ve takım çalışmalarının gerçekleştirdiği Uğur İnan Spor Salonu, Özer Türk Stadyumu, Yüksel Alkışlı Spor Tesisi, Davutlar Semt Sahası, Ada Kültür Merkezi Havuzu'nun kullanım hakkının spor tesislerinde koordinasyonu sağlamak, tesisleri spor adına daha verimli bir şekilde kullandırılmasını sağlamak, tesislerin eski olması nedeniyle yıpranmalarını engellemek ve bakım ve onarım takibini yapmak, Türkiye genelinde gerçekleştiren özel, resmi tüm turnuvaların ilçemiz turizmine katkı sağlaması ve Kuşadası'nı bir spor ilçesi haline getirmesini sağlamak amacı ile Kuşadası Belediye Spor Kulübü'ne 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanım hakkı verilmesini talep etmelerini binaen gerekli meclis kararının alınmasını olurlarınıza arz ederim. Soru var mı? Yok değil mi? Evet, gündemin okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edin. Gündemin 30. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05.01.2020 tarif ve 8 sayılı AYKOME yetki ve ücret tarifleri ile ilgili yazısı. İlgi, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 05.01.2020 tarif ve 1 sayılı yazısı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilgi yazısında 24 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği altyapı kurum ve kuruluşlarıyla her türlü protokol imzalama yetkisinin belediye başkanı verilmesi ve yönetmelik gereği ücret tarifesinin ekteki cetveler göre uygulanması ve aynı yönetmelik gereği uygulamalar ve cezai yaptırımlar Aydın Büyükşehir Belediyesi AYKOME uygulama yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılması için gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Konuyla alakalı meclis kararının alınması hususunu olurlarınıza arz ederim. Konuya bir açıklama getirmeme gerek var mı? Yeni bir düzenleme, kazı izinleri ve ruhsatları kendi yetki alanlarımızda artık Kuşadası Belediyesi'nden alınacak. Bu iyi bir şey. Yani belediyemize bir ilave gelir oldu. Daha önce Büyükşehir'in aldığı gelir bu konuda şimdi ilçe belediyelerine devredilmiş oldu. Bu noktada da bir tarifiye ihtiyacımız var ki kazı ruhsatlarını verebilelim ve bir fiyat çıkartabilelim. O yüzden bunu arada görüşmek üzere tarife komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 31. maddesi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 05.01.2020 tarif ve 102 sayılı cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanları ilgili esaslar ilgili yazısı. Kuşadası Belediyesi Kent Eser Kurulu tarafınca Kuşadası Belediyesi'nin yetkili olduğu tüm sokak ve caddelerde cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanlarının belirlenmesi ile ilgili esasların yer aldığı karar ekte sunulmuş olup
belediye meclisimizde görüşmesi hususunda olurlarınızı arz ederim. Bu husus önemli bir şey. Cephelerdeki bu levha düzeni, cephelerdeki düzenlemeler, turistik çarşıdaki yeni yaptığımız turistik çarşılardaki pergule düzenlemeleri bir takım kurallar içeriyor. Kentte bir çeki düzen getirelim. Şu levha kirliliğinden kurtulalım. Zaten Aydın Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda hazırlamış olduğu yönetmelikte buna ilişkin hükümler var. Biz hem ona paralel hükümleri karara bağlayacağız inşallah komisyon da uygun görürse, meclis de uygun görürse. Hem de özellikle turistik çarşılarda cephelere ciddi bir düzenleme getiriyoruz. Balıkçılar Meydanı'nda yaptığımız gibi. Bu konunun arada imar komisyonunda görüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Başkanım. Peki. Ben söylememe gerek var mı? Söyleyeyim mi? Peki. Komisyon, geçen mecliste komisyonlara havale edilen konuları görüşeceğiz. Ben bu konuya bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Bu... Ne oldu? Devam. Gelmiyor mu sesim? Sesin yüksek çıkınca Taçit... Devam edebilirsin. Ses geliyor mu? Gelmiyor. Ses kesildi. Ha, geliyor, tamam. Peki. Şimdi başkanım, bu tabela yönetmenliği sizin meclis üyesi olduğunuz dönemden beri konuştuğumuz bir konu biliyorsunuz. Defalarca o dönemde de gündeme geldi. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu alacağımız kararlarda belediyenin bu konuda bir yetkisi olduğunu düşünüyorum. Statik olarak bir standart getirmemiz lazım. Yani kabeleye götürüyorlar, binanın üçüncü katına dört tane dübel atıp işte 30 kilo, 40 kilo ağırlığında bir tabelayı asıyorlar. Yani Kuşadası deprem bölgesi, rüzgar var, fırtına var, insanlar yürüyor. Türkiye'nin ortak bir sorunu bu zaten. Yani düşüyor birilerinin kafasında falan. O yüzden bununla ilgili statik olarak bir şey getirebilirsek, belli bir standartta, belli bir işte ağırlıkta... Seni yormayayım çok. Estetik kurul güzel bir çalışma yaptı. Biz uzun zamandır buna kafa yoruyoruz. Estetik kurulun önerisi hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Artık üst katlarda tabela yok. Sadece alt katlardaki iş yerlerinde tabela var. Üst katta iş yeri olanlar apartman girişlerine bir standartla tabela koyabilecekler. Alt katta tabela koyanlara da bir standart getiriyoruz. Hepsi kalkacak. Evet. Ağır ağır kademe kademe kaldıracağız. Arkadaşlar, komisyon arada incelerken bunu meclis üyelerimize metinlerden fotokopiyle çoğaltın, verin. Bence herkes bir göz atsın, iyi olur. O metinleri çoğaltın komisyon inceleme yaptıktan sonra. Yani bir verin birer tane de, fotokopi verin arada. Tamam. Arada bir arkadaş fotokopi çektirsin. Yani var, var. Yani cephe boyutuna göre tabelaya standart getirdik. Üst katlarda tabela hiç yok. 30 kiloluk bir tabela diyelim bunun ağırlığı. Birinci kata asıyoruz. Asamayacak diyorum. Yani binanın üzerine asılacak sonuçta. 3 metre yukarıya asılacak. Hayır, hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci kat, yani birinci kat dediğim zemin katta dükkanı olanların ilişkin bir standart getiriyoruz. Tamam. Üst katlar, apartman diyelim, üst katlardaki iş yerlerinin cephelerine tabela asmak yasak tamamıyla. Ama birinci katta, zemin kattakinin üstüne asacaklar. Bir zemin katta dükkan varsa dükkanın cephe genişliğine uygun asacak. Tamam, onda tavan sonuçta 2 metre, 1,5 metre yukarıya doğru binanın alnına asılacak. Ona da malzeme standardı getirdik. Heh. Statistikten kastettiğim o malzeme ve getirdik. O malzemenin getirdik. Taşıyacak olan borunun, profilin, getirdik, çeliğin, getirdik. Dubelin... Yani hem alıntı. Santimetre, metre standardı getiriyoruz. Hem de cephenin genişliğine göre tabela standardı getiriyoruz. Yani hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bakarsın arada. Yani başka bir ilave öneri varsa ilave edebilirsiniz. Problem yok. Biz yaparız biliyorsun. Bazıları konuşuyor, biz yapıyoruz bu sefer. Ben görmedim. Yazmışsınız. Kimse hatırlamıyor. Var mı Murat? Bir şey olacak mısın? Başkanım, bu tabela konusunun içinde bir de cephe giydirmeleriyle ilgili bir konuya değindiniz. Bununla ilgili mutlaka inceliyorsunuzdur ama bir atlanmasın diye diyorum. Kuşadası'nın ana caddelerinde kentsel dönüşüm var. 1'e 12'de de onu oyladık. Şimdi, özellikle şehrin içinde kalan yerlerde söylüyorum. Cephesi oluşmuş yapılarda bütün müteahhit firmalar kendi
düşüncesi ve fikrine uygun çizimlerle proje hazırlıyor. Bunu gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Ana caddelerde özellikle tek tip projeler uygulanıyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Kıymetli Kuşadalılar, farkında değilsiniz ama duyamıyorum ben meclis sesini. Mikrofona rağmen. Teşekkür ederim. Evet. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. Adliyeden çıkalım, belediyeye doğru gelelim. İşte 10 tane parsel var. Kentsel dönüşüme devam edenler de var. Daha önce uygulanmış olanlar da var. Hepsinde ayrı bir karakter var. Hı. Hepsi bitişik nizam. Bunlarla ilgili bir yetkimiz var mı yok mu onu da bilmiyorum ama. Yani var. Biz bununla ilgili yine bu meclisten sizlerin de olumlu oyuyla bir karar aldık hatırlarsanız. Belediyeden Adnan Menderes Bulvarı'na kadar geçecek alanda Çamlık Kavşağı'na kadar cephelerle ilgili estetik kurulu önerisinde bir karar aldık. O kararı Büyükşehir onayladı. O kararın uygulamasına başlayacağız. Tamam. Aynı tip kararları bütün bu ana arterlerde almayı planlıyoruz. Bu biraz sonra inşallah alacak olduğumuz karar aslında bunların altyapısı. Yani cephelerle ilgili, cephe giydirmeleriyle ilgili yapılmış binalar için söylüyorum. Ha yapılacak binalarla ilgili de bir standart yapalım diyorsanız bunu bence evet, meclis gündeminin dışında oturalım konuşalım. Bir öneri varsa dinlerim yani. Önerim şu başkanım, yani bunun için çok özel kafa yormaya gerek yok. Sizdeki sonuçta hepimiz burada aklı selim insanlarız. Caddede baktığımızda bir standart yok. Madem güzelleştireceğiz Kuşadası'nı, bu standartları da küçük küçük çarşının içinden başlayarak kentsel dönüşümle ilgili geçirdiğimiz biraz önceki maddeden ve şu anda dediğiniz cephe düzenlemelerinden yola çıkarak diyorum ki bunlarla ilgili bir karar alma yetkimiz varsa alalım. Herkes kendine göre bir yapı uygulamasın. Tabii ki imar hakkı şu bu hiçbirinde bir haksızlık yapmadan tamamı tek tip projeyle yürüsün bitişik nizamlarda diyorum çarşı işindeki. Yani öneri varsa bence evet. Şöyle yapalım. Gruplar bir çalışma yapsın. Olur. Öneriyi metne getirin değerlendirelim hep beraber. Peki. Meclis gündemi dışında değerlendirelim. Baktık mutabık kaldık meclis gündemine taşıyalım. Peki. Bu konuda yetkimiz var. Tamam. Tamam. Nerede kaldık? Komisyonlara havale edilen konuları. Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi. Devam edelim. Gündemin 2'ye 1. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18-11-2020 tarih ve 4351 sayılı Türkmen Mahallesi Damlacık Deresi imar planı değişikliği ilgili talebi. İmar Komisyonu. 01-12-2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyona havale edilen ilçemiz Türkmen Mahallesi 316 ada 1-2-3-4-27-28-29-35 parseller, 319 ada 1 ve 2 nolu parsel, 320 ada 1-2-4 ve 6 parseller üzerinden geçen Damlacık Deresi'nin plana işlenmesi amaçlı sunulan plan değişikliği talebi komisyonumuzla görüşüldü. Yapılan incelemede DSİ 21. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün 08-10-2020 tarih ve 62-37-03 yazılı sayılı yazısında söz konusu parsellerin bulunduğu bölgeden kati proje düzeyinde ıslah projesi hazırlanmış olan Damlacık Deresi geçtiği, mevcut imar planı örneğinde Damlacık Deresi'nin yer yer kadastral güzergahı dışında kanal adı altında yer aldığı bildirilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı kati proje düzeyinde ıslah projesine uygun olarak uygulama imar planına işlenmiştir. Kurum görüşlerinin tamamlanması için meclisimizden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. İmar Komisyonu'nun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Devam edelim. Gündemin 2. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26-11-2020 tarih ve 4500 sayılı Türkmen Mahallesi 177 ada 22 parsel uygulama imar planı değişikliği ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01-12-2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyona havale edilen ilçemiz Türkmen Mahallesi mülkiyeti Halil Dolma adına kayıtlı 344.93 metrekare alan büyüklüğündeki 177 ada 22 parsel için plan müellifi Ayla Yüksel tarafından sunulan plan değişikliği talebi komisyonumuzla görüşüldü. Yapılan incelemede söz konusu taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15-10-2020 tarih ve 233 sayılı kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda ticaret alanı kullanım kararı getirilmiştir. Parsel mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise blok nizam 4 kat yapılaşma koşullarında turistik tesis alanı imarlıdır. Sunulan uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak ticaret alanı kullanım kararı getirilmiştir. Blok nizam 4 kat olarak yapılaşma koşulları korunmuştur. Planlama alanı içerisinde ticaret alanında konut yapılamaz plan notu eklenmiştir. İlgili kurumlardan görüş alınarak sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu sunulmuştur. Değerlendirmenin detaylı olarak yapılabilmesi için meclisimizden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. Komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edelim. Gündemin 2-3. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.11.2020 tarih ve 4504 sayılı Türkmen Mahallesi 402 ada bir parsel uygulama imar planı değişikliği ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyona havale edilen ilçemiz Türkmen Mahallesi mülkiyeti Güner Aydın adına kayıtlı 106.855 metrekare alan büyüklüğündeki 402 ada bir parselde konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı ve sosyal ve teknik altyapı alanları kullanım kararları getirilmesi amaçlı sunulan plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan incelemede 402 ada bir parselin bulunduğu alan Aydın Muğla Denizli planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlama planında tercihli kullanım alanı, tarım alanı, makilik, fundalık, çalılık alan, arazi kullanım kararı geliştirilen alanların sınırında ve ikinci derece yol kenarında bulunduğu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.10.2020 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan NIP 09-127-370 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı, sosyal tesis alanı, eğitim tesisi alanı, belediye hizmet alanı, park alanı, otopark alanı, ticaret alanı, teknik altyapı alanı ve gelişme konut alanı, aç parantez orta yoğunluk 121-250 kişi bölü hektar kullanım kararları getirilmiştir. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise imarsız sahada kalmaktadır. Sunulan uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak toplam 44.029 metrekare emsal 1.25 H en çok 13.50 aç parantez 4 kat yapılaşma koşullarında gelişme konut alanı 4013,135 metrekare alanda emsal 0.50 Y en çok 7.50 yapılaşma koşullarında ticaret alanı getirilen kişi sayısına karşılık 15.997 metrekare park alanı 1000 metrekare cami alanı 2.315 metrekare aile sağlığı merkezi 1508 metrekare anaokulu, 5000 metrekare ilkokul alanı, 12000 metrekare lise alanı, 1164 metrekare sosyal tesis alanı, 1548 metrekare teknik altyapı alanları ayrılmıştır. Değerlendirmenin detaylı olarak yapılabilmesi için meclisimizden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. Komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2-4. maddesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve 1781 sayılı kamulaştırma Hacı Feyzullah Mahallesi 2257 ada 3 parsel ilgili yazısı. İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen ilçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi 2257 ada 3 nolu 887 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki parselde kamulaştırma işleminin 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin A bendi kapsamında 2021 yılı yıllık ve 5 yıllık yatırım ve çalışma programına dahil edilmesi talebi komisyonlarımızla görüşüldü. Yapılan incelemede 2257 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye tesis alanı kullanım kararı bulunduğu
çevre parsellerde imar uygulama işlemlerinin tamamlandığı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereği imar uygulama işleminin yapılamadığı, bu nedenle kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için kamulaştırma kanunu kapsamında kamulaştırma işlemlerinin yürütülebileceği, belediye tesis alanının belediye hizmetinde kullanılabilmesi amacıyla kamulaştırma işleminin 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin A bendi kapsamında 2001 yılı yıllık ve 5 yıllık yatırım ve çalışma programına dahil edilmesi talebi komisyonlarımıza katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. Komisyon raporunu okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, pardon. İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçenin ortak raporuydu. Tekrar oylayayım. İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunu okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2'ye 5. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve 4516 sayılı Yayla Mahallesi Tüllü Şah Alanı Park Amaçlı Uygulama İmar Planı ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyona havale edilen ilçemiz Yayla Mahallesi'nde bulunan 119 ada 1 parsel, 102 ada 1 parsel ile 230 ada 17 parselin arasından geçen 1/1 bin ölçekli uygulama imar planında yol olarak ayrılmış yerde Aydın Gaşağı aç parantez Tüllüşah bitkisinin neslinin tükenmesini önlemek için 1/1000 ölçekli imar planında yol olan kullanım şeklinin park alanına dönüştürülmesi amaçlı sunulan plan değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan incelemede Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın Şube Müdürlüğü'nün 06.05.2020 tarih ve E-129-683-8 sayılı yazısında söz konusu parsellerin bulunduğu alanda Aydın Gaşağı aç parantez Tüllüşah bitkisinin doğadaki son bireylerinin yaşamakta olduğu belirtilerek yol alanı imarlı alanın yeşil alana dönüştürülmesinin yararlı olacağı belirtilmiş. Yazı ekinde yer alan 7 metre genişliğindeki yol park alanına dahil edilmiştir. Tüllüşah bitkisi yakın çevresi yer alan 102 ada bir parselde trafo alanı imarlı alanın da park alanına dahil edilerek 116 ada 5 parselin batısına taşınmıştır. Kurum görüşlerinin tamamlanabilmesi için meclisimizden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. İmar Komisyonu'nun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Tamam. Gündemin 2-6. maddesi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 01.12.2020 tarih ve 638 sayılı park ismi verilmesiyle ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Kadı Kalesi, Hacı Feyzullah Mahallesi 91 ada 16 parsel ile 2007 ada 1 parsel arasında bulunan park imarlı alana isim verilmesi konusu komisyonumuzda görüşüldü. Türkiye'de işçi hakları ve sendikal mücadelenin öncü isimlerinden biri ve ilk kadın sendikacı Zehra Kosova isminin verilmesi Taceddin Özden'in red oyuna karşılık oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Saygılarımızla. Niye sendikaları sevmiyor musunuz? Ya da toplumun her kesimi tarafından, biliyorsunuz buradaki kriterimiz şuydu isimlerde, toplumun her kesimi tarafından kabul edilebilecek ortak değerler olan isimlerin verilmesi yönündeydi. Dolayısıyla burada biraz tartışmalı olduğunu düşündüğümüz bir isim olduğu için biz burada reddoyu veriyoruz. Onun dışında bir şeyimiz yok. Yoksa kadınlar anlamında pozitif ayrımcılığımız var. Kadınların isminin olduğu yerde, kadınların isminin verildiği yerde biz iki defa daha hassasız. O bildiğim kadarıyla bile... Türkiye'nin ilk kadın sendikacısı değil mi? Yani peki. Komisyon raporunu yani okuduğu... Tabii bir özgeçmişini okuyun falan dersek şimdi iş uzar bence. Tamam yüzden... peki. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?
Taceddin Bey kabul, evet. Diğer arkadaşlarımızın reddiyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Etmeyenler? Tamam. Evet, devam edelim. Gündemin 2.7. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.09.2020 tarih ve 3.273 sayılı plan tadilatı talebiyle ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclisi toplantısında komisyonumuza verilen ek süre içerisinde mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Türkmen Mahallesi 122 ada 29 nolu parsel, mülkiyeti maliye hazinesine ait Türkmen Mahallesi 122 ada 31 nolu parsel, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 122 ada 28 nolu parsel ve güneyinde yer alan 20 metre genişliğindeki yol ve otopark alanında yapılmak istenen imar planı değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Komisyonumuzca yapılan incelemede mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 122 ada 31 nolu parsel ve 122 ada 28 nolu parselde henüz terki yapılmamış 10 metre genişliğinde taşıt yolu bulunmaktadır. Fiili durumda tek yön uygulamasına geçildiğinden 10 metre taşıt yolu işlevini kaybetmiştir. Belediye mülkiyetimiz olan 122 ada 29 nolu parselde ise hastane imarlı alanın bir kısmı ile park alanı imarı bulunmaktadır. Öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 28 ve 31 parsellerin doğusunda yer alan 10 metre taşıt yolu kaldırılarak hastane ve orman müdürlüğüne kazandırılmış, belediye mülkiyetimiz olan 29 parselin hastane imarlı kısmı park alanına dahil edilmiştir. Yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi üzerindeki otopark alanı eşdeğer alan ayrılarak yeniden konumlandırılmıştır. Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda ise plan değişikliği yapılmak istenen alan sağlık tesisi alanı, idari tesis alanı, park 10 metre genişliğinde taşıt yolu, otopark ve yaya yolunda yer almaktadır. Öneri uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki taşıt yolunu etkilediğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce değerlendirilmesi gerekmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda ise 28 ve 31 parselin doğusunda yer alan 10 metre taşıt yolu kaldırılarak Hastane ve Orman Müdürlüğü'ne kazandırılması, belediye mülkiyetimiz olan 29 nolu parselin hastane imarlı kısmı park alanına dahil edilmesi, yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi üzerindeki otopark alanı eşdeğer alan ayrılarak yeniden konumlandırılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Plan tadilatı kamu yatırımı olduğundan imar planlarının kısa zamanda onaylanması için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. madde 2. bendinde Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak onay yetkisinin aynı iradede bulunması halinde Nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir hususu dikkate alınarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliğinin yapma yetkisinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür saygılarımızla. Geçen dönem Kasım Yaman Parkı'nın daraltılmasına yönelik alınmış bir imar plan talimatı vardı, karar vardı. Bu birçok protestoya da neden olmuştu hatırlarsanız. Şimdi bu yanlıştan dönüyoruz. O nedenle buna ilişkin komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2.8. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.09.2020 tarih ve 3.275 sayılı plan tadilatı talebiyle ilgili yazısı. İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza verilen ek süre içerisinde mülkiyetleri belediyemize ait ilçemiz Türkmen Mahallesi 2332 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 7 metre genişliğindeki yaya yolunun 12 metre taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi ve trafo yerinin kuzeye kaydırılması amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan incelemede 327.16 metrekare alan büyüklüğündeki 2332 ada 1 nolu parsel,
Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında trafo alanı, 4118.17 metrekare alan büyüklüğündeki ikinci parsel ise belediye özel planlama alanı imarlıdır. Önerilen plan değişikliğiyle parsellerin güneyinde bulunan 7 metre yaya yolu, 12 metre taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmiş trafo alanı kuzeye kaydırılmıştır. Kurum görüşlerinin tamamlanması için meclisimizden yeniden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. İmar komisyon raporunu okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2'ye 9. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.09.2020 tarih ve 3302 sayılı plan tadilatı talebiyle ilgili yazısı. İmar komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza verilen ek süre içerisinde mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi 476 adı 12 nolu parselin bir kısmı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 476 adı 11 nolu parselin bir kısmı ile 2184 adı 11 nolu parselin doğusunda yer alan tescil dışı alanda ada düzenlemesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan incelemede plan değişikliği yapılmak istenen alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı, 10 metre taşıt yolu, otopark ve trafo alanı imarlıdır. Önerilen plan değişikliği ile trafo alanı korunarak park alanı ve otopark alanında ada düzenlemesi yapılmış, eşdeğer alan ayrılarak park alanı rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. Kuzeyde yer alan 10 metre taşıt yolu otopark ile sonlanmış, ancak eğimden dolayı otopark alanı güneye taşınarak taşıt yolu 7 metre yaya yoluna dönüştürülmüştür. Yoldan kazanılan alan 476 ada 11 parseldeki rekreasyon alanına dahil edilmiştir. Ayrıca teknik altyapı alanında ayrılmıştır. Milli Emlak Müdürlüğü görüşünün tamamlanması için meclisimizden yeniden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızda. Komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 2'ye 10. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.10.2020 tarih ve 3512 sayılı Hacı Feyzullah Mahallesi 198 ada 6, 7, 30 parsel ve 2367 ada bir parsel plan değişikliği ilgili yazısı. İmar komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza verilen ek süre içerisinde ilçemiz Hacı Feyzullah Mahallesi mülkiyeti Samiye Can, Arif Çıkıkçı ve Feryal Çıkıkçı'ya ait 198 ada 6-7-30 nolu parseller ve 2367 ada 1 nolu parselde yapılmak istenen Vekili Başak Kaval'ın uygulama imar planı değişikliği talebi komisyonumuzda görüşüldü. Parseller mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat, tak 0.20, kak 0.40 yapılaşma koşullarında konut alanı, yaya yolu ve park imarlıdır. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2019 tarih ve 298 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise ticaret alanı ve park alanı kullanım kararları getirilmiştir. Üst ölçekli nazım imar planına uygun olarak önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emsal 040, Y en çok 2 kat yapılaşma koşulları belirtilerek ticaret alanı, park alanı ve 10 metre taşıt yolu kullanım kararları getirilmiştir. Parseller karayoluna cepheli olduğundan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden görüşü alınarak karayollarından 25 metre çekme mesafesi bırakılmıştır. İl ve devlet karayoluna hiçbir şekilde bağlantı yapılmaması, taşınmaza ulaşımın 12 metre genişliğindeki yoldan sağlanması amacıyla ticaret alanının güneyinde 12 metre yola bağlanan 10 metre taşıt yolu planlanmıştır. Yapılan plan değişikliğiyle yapılacak yapı tamamen ticari nitelikte olup konut yapılamaz, plan notu getirilmiştir. Sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu sunulmuş. Rapora ilişkin kurum görüşlerinin tamamlanması için meclisimizden yeniden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. Komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 2'ye 11. maddesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.10.2020 tarih ve 3557 sayılı
Türkmen 317 ada 167 parsel trafo amaçlı uygulama imar planı ilgili yazısı İmar Komisyonu. 01.12.2020 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza verilen ek süre içerisinde ilçemiz Türkmen Mahallesi 317 ada 160 nolu parselde trafo amaçlı ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin uygulama imar planı talebi komisyonumuzda görüşüldü. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imarsız alanda kalan mülkiyeti maliye hazinesine ait 317 ada 167 nolu parselin güney köşesinde 5x10=50 metrekare boyutlarında bir adet trafo yeri önerilmiştir. Öneri trafo alanında kurum görüşlerinin tamamlanabilmesi için meclisimizden yeniden ek süre talep edilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir. Oy birliğiyle karar verilmiştir. Saygılarımızla. Komisyonun ek süre talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 15 dakika arayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Melik Mahallesi 613 sokakta altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. 613 sokak Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ilk projeli yol olma özelliği taşıyor. Toplam uzunluğu 1030 metre olan yolda 10.915 metrekare kazı çalışması gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından 1122 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Ayrıca yüksek gerilim, elektrik, su, telefon, fiber internet ve doğalgaz hatları döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırım ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt uygulaması yapılan yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Kuşadası'nın en önemli ve simgesel meydanlarından Balıkçılar Meydanı'nın 45 yıldır yaşadığı altyapı sorunlarını tamamen çözdük. Toplam 9000 metrekare proje alanının 3200 metrekaresinde yapılan altyapı çalışmalarıyla meydanın tüm altyapısını yeniledik. Balıkçılar Meydanı'nda yer alan işletmelerimizin dış cephe ve tabelaları yenilenirken özel dev saksılara diktiğimiz zeytin ağaçlarıyla meydanımızı yeşillendirdik. Balıkalemizin girişinde yaptığımız görsel çalışmanın yanı sıra konsept heykellerimizle meydanımıza modern bir görünüm kattık. Kentimizin yaşayan meydanı olan Balıkçılar Meydanı'nı yepyeni haliyle Kuşadalı hemşerilerimizin ve kentimizi ziyaret eden turistlerimizin hizmetine açtık. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Belediye başkanımıza gönül selamlar var. Sağlıklı günler diliyoruz. Depremini yaşadık. Şükürler olsun ki Kuşadası'nda çöken binamız ve can kaybımız yok. Artçı depremler nedeniyle hemşerilerimiz biraz telaşlandı. Bu nedenle de sahaya çıkmışlar, açık alanlara çıkmışlar. Hasarlı olan 10 evimiz var. Evine giremeyecek durumda olan hemşerilerimizi konaklattırıyoruz, misafir ediyoruz. Toplanma alanlarına çadırlar kuruyoruz. Yine Aydın Büyükşehir Belediye'miz kumanya araçlarını gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Çerçioğlu yolda. O da bize destek amacıyla biraz sonra buraya da olacak. Şükürler olsun ki hemşerilerimin büyük bir kaybı, büyük bir hasarı söz konusu değil ama telaşları var. Allah daha büyük dert vermesin.
Allah çözümsüz dertler vermesin. Dileğimiz o. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nu başlattığımız yere geldik. Sanatçılarımızla tek tek görüştüm. Bu organizasyonda emeğe geçen hocalarımızla bir istişare yaptık. 31 Ekim'de tüm eserlerimiz vücut bulmuş şekilde sempozyum tamamlanacak. Ve ondan sonra hem sanatçılarımızla, sanatseverlerle bir araya geleceğiz. Ve heykellerimizin bitmiş halini tanıtacağız. Kuşadası bir turizm kenti olarak aynı zamanda sanatla desteklenmesi gereken önemli bir turizm kenti olması gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim Kuşadası'nın turizm kimliğine, Kuşadası'nın kültür kimliğine büyük katkı koyacağına inandığım ilk eserlerimiz ağır ağır vücut buluyor. Eminim ki Kuşadası'nın hemşerilerim de, Kuşadası'nı ziyaret eden misafirlerimiz de değişen, dönüşen, sanatla yoğrulan Türkiye'nin en önemli, en güzel turizm kenti Kuşadası'nı her geçen gün daha da çok sevecekler. Mobil Ofis 1 yaşında. Söz verdiğimiz gibi belediye başkanının makamı sokaklardır diyerek 23 mahallemizi ayırmaksızın dolaşıyoruz. Derman belediyecilik anlayışıyla Kuşadası'nı sokaklarda sizlerle beraber yönetiyoruz. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Eski Türkmen'e yeni vizyon. Eski Türkmen Mahallesi'nde 50 yıldır kanayan yara haline dönüşen altyapı sorununu tamamen çözdük. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların koordineli çalışmaları sonunda bölgede ilk defa yağmur suyu hatları yapılarak kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon ve fiber internet altyapıları da tamamen yenilendi. Altyapı çalışmalarının yanında doğalgaz altyapısı da ilk kez döşenerek tüm mahalleye doğalgaz ulaştırıldı. Toplam 40 bin metrekare alanda üst yapı çalışmaları ise sıcak asfalt ve parke taşı yol kaplaması şeklinde tamamlandı. Peyzaj çalışmalarının da unutulmadığı Eski Türkmen Mahallesi'nde Gürhan İnan Parkı da yenilenerek başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizin kullanımına sunuldu. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. İki Çeşmelik Mahallesi 613 sokakta altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. 613 sokak, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ilk projeli yol olma özelliği taşıyor. Toplam uzunluğu 1030 metre olan yolda 10.915 metrekare kazı çalışması gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından 1122 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Ayrıca yüksek gerilim, elektrik, su, telefon, fiber internet ve doğalgaz hatları döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırım ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt uygulaması yapılan yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Kuşadası'nın en önemli ve simgesel meydanlarından Balıkçılar Meydanı'nın 45 yıldır yaşadığı altyapı sorunlarını tamamen çözdük. Toplam 9000 metrekare proje alanının 3200 metrekaresinde yapılan altyapı çalışmalarıyla meydanın tüm altyapısını yeniledik. Balıkçılar Meydanı'nda yer alan işletmelerimizin dış cephe ve tabelaları yenilenirken, özel dev saksılara diktiğimiz zeytin ağaçlarıyla meydanımızı yeşillendirdik. Balık Ali'mizin girişinde yaptığımız görsel çalışmanın yanı sıra konsept heykellerimizle meydanımıza modern bir görünüm kattık. Kentimizin yaşayan meydanı olan Balıkçılar Meydanı'nı yepyeni haliyle Kuşadalı hemşerilerimizin ve kentimizi ziyaret eden turistlerimizin hizmetine açtık. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Gece
belediye başkanımıza vermenin selamları var. Sağlıklı günler diliyoruz. Çok güzel bir uygulama. Devamını bekleriz. Tarihinin belki en şiddetli depremini yaşadık. Şükürler olsun ki Kuşadası'nda çöken binamız ve can kaybımız yok. Artçı depremler nedeniyle hemşehrilerimiz biraz telaşlandı. Bu nedenle de sahaya çıkmışlar, açık alanlara çıkmışlar. Hasarlı olan 10 evimiz var. Evine giremeyecek durumda olan hemşehrilerimizi konaklattırıyoruz, misafir ediyoruz. Toplanma alanlarına çadırlar kuruyoruz. Yine Aydın Büyükşehir Belediye'miz kumanya araçlarını gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Çerçioğlu yolda. O da bize destek amacıyla biraz sonra buraya da olacak. Şükürler olsun ki hemşehrilerimin büyük bir kaybı, büyük bir hasarı söz konusu değil ama telaşları var. Allah daha büyük dert vermesin. Allah çözümsüz dertler vermesin. Dileğimiz o. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumunu başlattığımız yere geldik. Sanatçılarımızla tek tek görüştüm. Bu organizasyonda emeğe geçen hocalarımızla bir istişare yaptık. 31 Ekim'de tüm eserlerimiz vücut bulmuş şekilde sempozyum tamamlanacak. Ve ondan sonra hem sanatçılarımızla, sanatseverlerle bir araya geleceğiz. Ve heykellerimizin bitmiş halini tanıtacağız. Kuşadası bir turizm kenti olarak aynı zamanda sanatla desteklenmesi gereken önemli bir turizm kenti olması gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim Kuşadası'nın turizm kimliğine, Kuşadası'nın kültür kimliğine büyük katkı koyacağına inandığım ilk eserlerimiz ağır ağır vücut buluyor. Eminim ki Kuşadası'nın hemşerilerim de, Kuşadası'nı ziyaret eden misafirlerimiz de değişen, dönüşen, sanatla yoğrulan Türkiye'nin en önemli, en güzel turizm kenti Kuşadası'nı her geçen gün daha da çok sevecekler. Mobil Ofis bir yaşında. Söz verdiğimiz gibi belediye başkanının makamı sokaklardır diyerek 23 mahallemizi ayırmaksızın dolaşıyoruz. Derman belediyecilik anlayışıyla Kuşadası'nı sokaklarda sizlerle beraber yönetiyoruz. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Eski Türkmen'e yeni vizyon. Eski Türkmen mahallesinde 50 yıldır kanayan yara haline dönüşen altyapı sorununu tamamen çözdük. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların koordineli çalışmaları sonunda bölgede ilk defa yağmur suyu hatları yapılarak kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon ve fiber internet altyapıları da tamamen yenilendi. Altyapı çalışmalarının yanında doğalgaz altyapısı da ilk kez döşenerek tüm mahalleye doğalgaz ulaştırıldı. Toplam 40 bin metrekare alanda üst yapı çalışmaları ise sıcak asfalt ve parke taşı yol kaplaması şeklinde tamamlandı. Peyzaj çalışmalarının da unutulmadığı Eski Türkmen Mahallesi'nde Gürhan İnan Parkı da yenilenerek başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizin kullanımına sunuldu. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. İki Çeşmelik Mahallesi 613 sokakta altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. 613 sokak, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ilk projeli yol olma özelliği taşıyor. Toplam uzunluğu 1030 metre olan yolda 10.915 metrekare kazı çalışması gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından 1122 metre yağmur suyu hattı yapıldı.
Ayrıca yüksek gerilim, elektrik, su, telefon, fiber internet ve doğalgaz hatları döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırım ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt uygulaması yapılan yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Kuşadası'nın en önemli ve simgesel meydanlarından Balıkçılar Meydanı'nın 45 yıldır yaşadığı altyapı sorunlarını tamamen çözdük. Toplam 9000 metrekare proje alanının 3200 metrekaresinde yapılan altyapı çalışmalarıyla meydanın tüm altyapısını yeniledik. Balıkçılar Meydanı'nda yer alan işletmelerimizin dış cephe ve tabelaları yenilenirken, özel dev saksılara diktiğimiz zeytin ağaçlarıyla meydanımızı yeşillendirdik. Balık Ali'mizin girişinde yaptığımız görsel çalışmanın yanı sıra konsept heykellerimizle meydanımıza modern bir görünüm kattık. Kentimizin yaşayan meydanı olan Balıkçılar Meydanı'nı yepyeni haliyle Kuşadalı hemşerilerimizin ve kentimizi ziyaret eden turistlerimizin hizmetine açtık. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için. Belediye başkanımıza gönül selamlar var. Sağlıklı günler diliyoruz. Devamını bekleriz. Kuşadası tarihinin belki en şiddetli depremini yaşadık. Şükürler olsun ki Kuşadası'nda çöken binamız ve can kaybımız yok. Artçı depremler nedeniyle hemşehrilerimiz biraz telaşlandı. Bu nedenle de sahaya çıkmışlar, açık alanlara çıkmışlar. Hasarlı olan 10 evimiz var. Evine giremeyecek durumda olan hemşehrilerimizi konaklattırıyoruz, misafir ediyoruz. Toplanma alanlarına çadırlar kuruyoruz. Yine Aydın Büyükşehir Belediye'miz kumanya araçlarını gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Çerçioğlu yolda. O da bize destek amacıyla biraz sonra buraya da olacak. Şükürler olsun ki hemşehrilerimin büyük bir kaybı, büyük bir hasarı söz konusu değil ama telaşları var. Allah daha büyük dert vermesin. Allah çözümsüz dertler vermesin. Dileğimiz o. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nu başlattığımız yere geldik. Sanatçılarımızla tek tek görüştüm. Bu organizasyonda emeğe geçen hocalarımızla bir istişare yaptık. 31 Ekim'de tüm eserlerimiz vücut bulmuş şekilde sempozyum tamamlanacak. Ve ondan sonra hem sanatçılarımızla, sanatseverlerle bir araya geleceğiz. Ve heykellerimizin bitmiş halini tanıtacağız. Kuşadası bir turizm kenti olarak aynı zamanda sanatla desteklenmesi gereken önemli bir turizm kenti olması gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim Kuşadası'nın turizm kimliğine, Kuşadası'nın kültür kimliğine büyük katkı koyacağına inandığım ilk eserlerimiz ağır ağır vücut buluyor. Eminim ki Kuşadalı hemşerilerim de, Kuşadası'nı ziyaret eden misafirlerimiz de değişen, dönüşen, sanatla yoğrulan Türkiye'nin en önemli, en güzel turizm kenti Kuşadası'nı her geçen gün daha da çok sevecekler. Mobil Ofis bir yaşında. Söz verdiğimiz gibi belediye başkanının makamı sokaklardır diyerek 23 mahallemizi ayırmaksızın dolaşıyoruz. Derman belediyecilik anlayışıyla Kuşadası'nı sokaklarda sizlerle beraber yönetiyoruz. Her şey güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek için.
Eski Türkmen'e yeni vizyon. Eski Türkmen Mahallesi'nde 50 yıldır kanayan yara haline dönüşen altyapı sorununu tamamen çözdük. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların koordineli çalışmaları sonunda bölgede ilk defa yağmur suyu hatları yapılarak kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon ve fiber internet altyapıları da tamamen yenilendi. Altyapı çalışmalarının yanında doğalgaz altyapı üyeleri burada katıldılar. Kendilerini özellikle davet ettim çünkü daha kurulma aşamasındayken COVID-19 salgını nedeniyle pandemi süreci başladı ve o süreçte en çok zorlandığımız maske üretim ve dağıtımı konusunda büyük bir fedakarlıkla kollarını sıvadılar ve kurulma aşamasında olmasına rağmen hızlı bir şekilde organize olup evlerinde kurdukları emek atölyelerinde maske ürettiler ve üretmeye devam ediyorlar. Bununla kalmadılar. Aynı zamanda gıda ve tekstil noktasında da kadın emeğini üretime katma doğrultusunda ciddi bir çaba sarf ediyorlar. O yüzden ben kooperatifimizin başkanı Ayşegül hocamı, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımı ve kooperatif üyesi tüm arkadaşlarımı hoş geldiniz diyorum ve sizi minnetle alkışlıyorum. Çalışmalarını devam etmelerini rica ediyorum. Çünkü birlikte oldular. Çok güzel bir zincir oluşturdular. Özellikle kadın üretimindeki çemberi genişletmelerini rica ediyorum. Desteğe de her zaman hep beraber hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok kadın üretimine, ekonomiye katabilirsek o kadar kentsel kalkınma için doğru işler yapmış olacağımızı düşünüyorum. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar diliyorum. Sağ olun. Evet, bizden ayrılan, gruptan ayrılan kimse var mı? Volkan mı ayrıldı? Burada demek ki. Tamam. Peki, devam edelim. Nerede kalmıştık? Arada ilk 1.18 mi? 1.17. 1.17, tamam, başlayalım. Plan Bütçe Komisyonu raporu 1.17. Gündemin 1.17. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6.515 sayılı yatırım ve cari borç ödemelerde kullanmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi'nden nakdi kuralım ilgili yazısı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. İller Bankası Anonim Şirketi'nden gayri nakdi kredi kullanımı. İnceleme. Belediye Meclisimizin 05.01.2021 günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen arada görüşülmek üzere havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6.515 sayılı teklifi. Kentimizde bulunan yol, park ve cari borçların ödenmesinde kullanmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi'nden 15 milyon Türk lirası gayri nakdi kredi kullanımına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Komisyon görüşü. İhtiyaç duyulan yol, park ve cari borçların ödenmesinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi'nden 15 milyon Türk lirası gayri nakdi kredi kullanması uygun görülmüştür. İş bir komisyon raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1.18. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 2.277 sayılı nakdi yardım talebi ilgili yazısı. Plan Bütçe Komisyon Raporu. Konu, Kuşadası Belediye Spor'un belediyemiz ile ortak gerçekleştirdiği Geleceğin Sporcuları Yetiştiriyoruz projesi dahilinde 2021 yılı boyunca nakdi yardım talebi. İnceleme. Belediye Meclisimizin 05.01.2021 günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen arada görüşülmek üzere havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 2.277 sayılı teklifi. Kuşadası Belediye Sporu ile belediyemizin ortak olarak gerçekleştirdiği Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz projesinde basketbol, voleybol, tekvando, karate, triatlon, yüzme ve atletizm branşlarında bulunan sporcuların oluşturduğu resmi müsabaka takımları için 2021 yılı boyunca
temsil edilecek bölge şampiyonları, Türkiye şampiyonları ve çeşitli yarışmalar ile turnuvada sporcuların masraflarında kullanmak üzere kulüp içindeki spor ekipmanlarının alımı, tesis oluşturma ve benzeri giderlere binaen nakdi yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Komisyon görüşü. Kuşadası Belediye Spor ile belediyemizin ortak olarak gerçekleştirdiği Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz projesi dahilinde 2021 yılı boyunca temsil edilecek şampiyonlar, yarışmalar ile turnuvalarda sporcu masraflarında ve kulüp içindeki giderlerde kullanmak amacıyla talep edilen nakdi yardım 5393 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca incelenmiş ve 200 bin Türk lirası nakdi yardım yapılması, Kuşadası Belediye Spor ile ortak projelerin gerçekleştirmesi komisyonumuzda uygun görülmüş olup ayrıca Kuşadası Gençlik Spor Amatör Kulübü'ne 100 bin TL nakdi yardım yapılması iş bu komisyon raporu altına imzalanarak meclisimizin takdirine sunulmuştur. Tamam değil mi? Komisyon raporunu okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 20. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6526 sayılı belediye taşınmaz kiracıları ile ilgili yazısı. Plan Bütçe Komisyon Raporu. Konu: Belediye taşınmaz kiracıları. İnceleme: 05.01.2021 tarif ve saat 16'da yapılan meclis toplantısında arada görüşülmek üzere komisyonumuza sevk edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarif ve 6526 sayılı belediye taşınmaz kiracıları hakkındaki yazısı incelendi. Yapılan inceleme neticesinde 02.07.2020 tarif ve 194 nolu meclis kararıyla faaliyetini sürdüremeyen tüm kiracılara 2.188.807 Türk lirası 67 kuruş tahakkuk terkini yapıldığı görülmüştür. En son yayınlanan 15.12.2020 tarif ve 2020 Taksim 27 sayılı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün genelgesi çerçevesinde konu ele alınmış ve ekli listede yer alan 175 esnafımızın 2020 yılından doğan ve ödenmemiş kira borçlarının 4 eşi taksitle 17 Mayıs 2021, 21 Haziran 2021, 14 Temmuz 2021 ve 20 Ağustos 2021 tarihlerinde tahsil edilmek üzere vade tarihlerinin değiştirilmesine, varsa icra işlemlerinin durdurulmasına, işlemiş faizlerinin terkin edilmesine ve bütün kiracıların kira süresinin bitim tarihinden itibaren 3 ay süre ile ek süre verilmesi komisyonumuza uygun bulunmuştur. Takdir meclisindir. Evet, kiracılarımızın kiralarını faizsiz bir şekilde erteledik. Bu sene Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 4 eşit taksit halinde ödeyecekler. Böylece işlemiş olan faizleri silmiş olduk. Aynı zamanda da kira sürelerinin sonuna 3 ay ödemesiz, yani kirasız süre eklemiş olduk. Geçen yılda 3 aylık kira bedellerini ertelemiştik. Nefes almalarını umuyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Bu şekliyle okunan komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim. Gündemin 1'e 30. maddesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05.01.2021 tarih ve 8 sayılı AYKOME yetki ve ücret tarifeleri ilgili yazısı. Tarife komisyon raporu. Konu: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği altyapı kurum ve kuruluşlarıyla her türlü protokol imzalama yetkisinin belediye başkanlığına verilmesi, yönetmelik gereği ücret tarifesinin belirlenmesi istenmektedir. İnceleme: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05.01.2021 tarif ve 8 sayılı taleplerinde 24 Aralık 2020 tarihli resmi gazete yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği altyapı kurum ve kuruluşlarıyla her türlü protokol imzalama yetkisinin belediye başkanlığına verilmesi, yönetmelik gereği ücret tarifine belirlenmesi talep edilmektedir. Komisyon görüşü. 05.01.2021 tarihinde yapılan meclis toplantısında verilen arada görüşülmek üzere komisyonumuza sevk eder Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 05.01.2021 tarif ve 8 sayılı talebi incelenmiş olup 24 Aralık 2020 tarihli resmi gazete yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği 2021 yılında uygulanacak ücret tarifesinin aşağıdaki listedeki şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 2021 gelir ücret tarifesi, gelirin adı, kazı ruhsatı izin ücreti, altyapı tesisi kanal, birimi metrekare 2.12, kazı yetki belgesi, makine ile kanal kazısı yapılması izni, her makine için yıllık birimi adet 1485 Türk lirası. Keşif ücreti, ruhsata tabi işlerde yerinde yapılan tespitler, birimi adet 220. Teknik altyapı katılım bedeli, teknik altyapı bedeli, parke, birimi, metrekare 106 Türk lirası. Teknik altyapı katılım bedeli, bordür, birimi, metre 48 Türk lirası. İş bu komisyon raporu imza altına alınarak meclisimizin takdirine sunulmuştur. Komisyon raporunu okunduğu şekli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 1'e 31. maddesi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 05.01.2021 tarif ve 102 sayılı cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanları ilgili esaslar hakkındaki yazısı. İmar Komisyonu. Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafınca Kuşadası Belediyesi'nin yetkili olduğu tüm sokak ve caddelerde cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanlarının belirlenmesiyle ilgili talep 5 Ocak 2021 tarihinde yapılan meclis toplantısında arada görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Talep komisyonumuzda görüşüldü. Kuşadası Belediyesi'nin yetkili olduğu tüm sokak ve caddelerin cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanlarının belirlenmesiyle ilgili 22.12.2020 tarihli Kent Estetik Kurulu kararı komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Saygılarımızda. Zaten dağıtıldı kurallar. İlave etmek istediğiniz bir şey herhalde olmadı komisyon olarak. Tamam. Peki o zaman komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni meclis tarihimiz 2 Şubat saat 16 mı? Saat 16'da. Bakacağız artık nerede yapacağımızı. Burası güzel mi oldu? Peki tekrar biz belediye düğün salonu diyelim de bakalım. Adagöl'e. Sağ ol. Tam tersine o indirilmeye devam edilsin istiyoruz. Hatta bu konuda bir kooperatif var. Vedat Kazancıoğlu da galiba kooperatifin yönetiminde mi başkanıymış bana sordu. Orayı dedim düzenleyelim. Tekne indirmeye, alanı düzenlemeye devam edelim dedim. Yani orada tekneler kiraya yani park ücreti alınabilir mi? Öyle bir niyet var. Çünkü oranın düzenlenmesi ve bakımı da lazım. Ama galiba bir konu olmuş. Daha netleştiremedim. Ben ona evet demiştim. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizle de bir çalışmamız var. Önümüzdeki hafta Özlem Hanım'la bir araya geleceğiz. Eğer olumlu hukuken olumlu bir kanaat oluşursa orada bir daha güzel sürprizlerimiz var. Ve işte ben onları soracaktım var mı şeyler diye. İşte konuşalım başkanla önce. Bir ufak da sıkıntı var orada. Hani benim gördüğüm belki siz de biliyorsunuz söylemişlerdi. İşletmecimiz de işte orada kiracı olarak yanlışım yoksa. Nerede? Adagöl'deki. Tekne indirmez. Hayır. Oradaki büfe. Yok artık var, işletmecisi var. Görüştüm orada arkadaşla da. Güvenlik sorunu var diyor burada diyor. Hani orada bir güvenlik koyma ihtimaliniz var mı? Çünkü çok güzel olmuş. Dokunun korunması, oraların korunması yani ben işletmeciyle ağaçları koparıp ateş yakıyorlarmış. Yani işletmeciyle ben bugün görüştüm. Bir güvenlik zafiyetinden bahsetmedi ama bakarız tabii. Varmış çok, yani. Şimdi çok yatırım yapıyoruz oraya.
Görüyorum. Yani yağmur suyu kanallarını yaptık, bankların zeminlerine taş döşedik, kalan toprak alanını düzenliyoruz, bütün ağaçları, peyzajı, her şeyi yeniliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yani güvenlik de koyarız. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.